Çok güzel. El emeği bayağı. Kız böyle oturmuş, guncuk guncuk çizmiş. Deniz Turgal. Instagram'dan takip edip kendinize de böyle ceketler istiyorsanız yaptırabilirsiniz. Bu bir reklam değil. Emeğinin teşekkürüdür. Çok teşekkür ederim Deniz'ciğim. Keşke önüne de yapsaydın çünkü Finch'te arkamı dönmüyorum çok ben. Öyle dönmüyor. Olsun. Yine ben kıza şey yapayım. Bu bölüm böyle kıyak olsun. Sandalye mi gözükmüyor mu? Ya siktir işte Deniz, sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir ceket olmuş. Sinema filmi çeken herkes her yere gider. Benim ne kaldı YouTube'da katılmadım program? Talih Reis'e katılmadım. Gideyim Lego kılığında gideyim. Beni ayırsın taksın, ayırsın taksın. Giriyorum YouTube'a. Oğuzhan Uğur yemek yerken, Oğuzhan Uğur'a elektrik çarparken, Oğuzhan Uğur'a... İyi bir s**medikleri kaldı. Yemin ediyorum filmi tanıtacağız diye yani. Oha diyorum'a gittik. Hadi bakalım beyler oturun masalara. Ver elektriği. Bitti dedi video. Dedi video bitti. Bir koydu 1 milyon. Oha. 10 dakikada 4 tane içerik çektiler. Haftada bir farklı farklı yayınlıyorlar. Biz de buraya oturuyoruz. Ambaş gibi konuşuyoruz 1 saat. Acaba gülecekler mi? Bilmem ne yapacaklar mı? Biz kendimizi kirlerimizle çırılçıplak atıyoruz milletin ortasına. Millet de biliyorsun seviyor çıplaklığı. Pat 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 yapıştırıyorlar. Ama güzel film. 18 Ocak'ta sinemalarda sevgili takipçilerimden birisi bana bir mesaj atmış, bir caps almış. Şey yazmışlar, gereksiz abartılanlar listesinde. Yine birinci sıradayız bu arada, teşekkür ederim. Gereksiz abartılanlar listesi diye bir şey var. Abi seni çekemiyorlar, niye böyle yapıyorlar falan filan diye yazmış sağ olsun. Oradan gördüm ben. Şaka sayfası paylaşınca bunu tabii bütün sayfalara dağılıyor. Benim Pitbull da öyle dağılmıştı ya. YouTube'da iş yapmamıza rağmen yok bu kadar gereksiz bir şey görmedim. Acayip abartıyorlar. La oğlum izleme. İzleme siktir git. Hala da burada koydum çocuğu bak. Bak arada bir boşluk verdim hani bardağı buraya koydum hala burada. Ben o zaman şöyle bir cevap vereyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yılın en iyi show programı Pinch. İstanbul Kültür Üniversitesi yılın en beğenilen YouTube kanalı Babala TV. Vefa Lisesi yılın en iyi YouTube kanalı Babala TV. Hacettepe Üniversitesi yılın en iyisi Babala TV. Boğaziçi Üniversitesi en iyi YouTube içerik üreticisi Babala TV. İstanbul Aydın Üniversitesi yılın en iyi YouTube kanalı Babala TV. İstanbul Üniversitesi en iyi YouTube kanalı Babala TV. Yeditepe Üniversitesi en iyi YouTube kanalı Babala TV. İstanbul Üniversitesi en iyi YouTube kanalı Babala TV. Birazcık abartıyor olabilirler gerçekten. O çok abarttıkları. Ben, muazzam ekibim, harika kanal. O ne diyorsun da bir tane ödül yok. Hepsi yapılan oylamalar sonucu bizlere verildi. Bu ödülleri bizlere siz verdiniz. O yüzden ben ve ekibim bu ödülü bize layık gören sizleri alkışlıyoruz. Teşekkürler. Ve tabii yılın en iyi show programı Pinch başlıyor. Sömestr geliyor. Karne hikayeleri daha önce anlatmıştım. İstihbarat daire başkanının oğlu babasına sahte karne götürüyor. Babası yemeyince de evden kaçıyor. O onu hiç bulamayacak diye. Adam bir hafta önce 8 tır eroin yakalamış. Oğlunun çakallığa bak. Çok başarılı arkadaşlarım vardı. O kadar imrenirdim ki onlara. Hocam benim karnem. Öğretmenim benim karnem. Millet böyle bekliyordu. At diyeniz, kar diyeniz, karnemizi isteriz. Karnemizi vermezse. Öyle marş bulmuş. Oğlum başarılı inekleri ya. Biz de inşallah hoca evde unutmuştur karneleri ya da ne bileyim öğretmenler odasında karneler yanmıştır diye Allah'a dua ediyoruz böyle. Allah'ım. Sömestr'de karne vermek ne demek bir de ya? Sonunda ver karneyi işte. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Benim yanımda benim destekleyecek bir sürü de öğrenci olduğuna inanıyorum. Sömestr'de karne verilmesin. Ya bırakın bir sene sonuna kadar rahat edelim ya. Ulan karnenin bizi yansıttığı belli. Ya vermesene onu. Vermez. Çökük sistemde bana karne veriyor. Ben sana karne vereyim. İlkokullarda öğrenciler öğretmenlerini puanlıyorlar. Peki neden sence ilkokulda? İlkokuldaki Ayşe. Öğretmenini puanla. 10. İlk okula ilk ya. Her şeyin ilki boktandır. Hatırla. Süt dişi kokuyor ağzı böyle. Öğretmenimi puanlayacağım. Kaç? 10. Neden? 10'a kadar saymayı biliyorum. Nefret ederdim karne günlerinden. Bir de veli toplantısı. Veli toplantısı ne ya? Ozan babanı kesinlikle veli toplantısına bekliyorum. Ya bir s**tir git ya. Gel götüreyim beni uçuruma it. Babamı niye çağırıyorsun? Cinayete teşebbüs. Yardım ve yataklık. Şimdi artık sahte karne işi de çok zor moruk. Bilgisayarlı sistem, internet sistemi. Lan her okulun Facebook sitesi var. Milletin babası annesi arkadaş oluyor falan okulla. Müdür mavini kurucu. Fotoğrafını koymuş şöyle arkada Türk bayrağı. Öğretmenin DM atabilir babana şimdi. Allah'tan bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Veli bilgilendirme sistemi mi? Veli bilgilendirme sistemi mi? Lan önce bir öğrenciyi bilgilendirdim. Yıllarca okul okudum lan. Bir çıktım hiçbir şey bilmiyorum.
koyayım. Hiçbir şey yok. Sıfır. İlkokul 1'e başlıyorsun. Kurdele takıyorlar. Kurdele takmış burama böyle. Ne yaptı? Okumayı öğrendi. Yazmayı öğrendi. Bir kurdele daha. Gelin arabası gibi gezdik ilkokulda böyle. Her tarafımıza kurdeleler. Açılışı var onun 3. sınıfta. Elip keziyorlar falan, öğrendim hakikaten. İlkokulda bana öğrettikleri her şeyin aynısını ortaokulda öğrettiler. Aynısını. Ezber. Ortaokul bitti, lisede. Lise daha önemli. Lise sona kadar ama ortaokulda, ilkokulda ne öğrendiysem aynısını öğrettiler. Lise bitti, dediler ki üniversite sınavı var. Ne soruyorlar? Bunlardan daha ayrı şeyler soruyorlar. Haydi. O zaman niye okuttunuz o kadar? Koyayım beni. Bak, bir çocuğun yeteneğini daha çocukken anlayabilirsin. Ben matematik defterimin arkası resim çiziyorum diye dayak yedim. 50 kere hocadan, 60 kere babamdan, 100 kere halktan. Halkın içine attılar beni, böyle dövdüler. Sonra ne oldu? Üçüncülükte girdim. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yetenek sınavıyla. Matematik defterimin arkasına çizdiğim çizimlerle. Üniversite bitirdim, 5 sene okudum. Bunun için ben dayak yedim koyayım. Bu neyin bedeli lan? Ben İranlı sanatçı mıyım? Yanlış şarkı söyleyip ülkeden kovuldum falan filan mı yani? Yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı. Yok! Lan yok! Yerli malı yapıyoruz, ilkokuldayız. Yerli malı bulmaya çalışıyoruz çocuklarla. Bir hafta şu kadarcık çocuklar yerli malı arıyoruz. Yok! Çiçek koparıyoruz, üzerinde Made in China yazıyor. Ülkede. Kendinin hiçbir şey öğretemediği bir ülkede yerli malı yapıyorsun çocuğa. Önüne peçete açıyor. Nesquik, Toblerone, hazır çorba, noodle. United Colors of Benetton. Sömestr mömestr. Çocuklar, ezdirmeyin kendinizi. Piçlik, hırtlık, serserilik yapın demiyorum. Ben sırf özel ders alayım diye matematikçinin bana 1 verdiğini, 0 verdiğini biliyorum ya. Adam bulmuş yolunu. 53 almışsın. Yapmıyor, 55 yapmıyor. Hocam bu 53 almış ama 55 yapar mısınız? Yapamam. Yapıyor bana. Millet 62'den tavşan yapabiliyor. Sen niye 53'den 55 yapamıyorsun? Annene babana da veli toplantısında şey diyecek. Çok zeki ama çalışmıyor. Çok zeki ama çalışmıyor duyan var mı hala? Çok merak ediyorum. Ben böyle kaç tane özel ders aldım lan? Yazık, kandırmışlar bizimkileri. Yaz bakayım. 7x karekök 16 eşittir 4 ise. Y nedir? Y'sizsiniz hocam. Nasıl yani? Habire y. Sömestr'da geldi. Vallahi başarılar ya. Unutamadığım en büyük travmalardan bir tanesi karne, bir tanesi aşı. Bu ülkedeki okulların bize bilgi, eğitim aşılaması gerekmiyor. Okulda bize aşılanan tek şey hemşire ablaların bize aşılaması. Eğitim sistemi değil, bir barınak. 1000 tane çocuğu oraya dizip geç. Sonra bu çocukları bırakıyorlar üniversite sınavına. Üniversite sınavına giren de puan tutturmaya. O devlet okuluna gitmeye çalışan çocukların hangisi hayalindeki bölümü okuyor? Bir de pek iyi diye bir şey vardı benim zamanımda. Pek iyi. Bir yıldızlı pek iyi vardı. Yıldızlı pek iyi mi vardı? O neymiş ya? Yıldız tilbe eşliğinde veriyorlar falan. Yıldızlı pek iyi nedir ya? Tarkanlı iyi. Yolla kaderimi al bakalım, iyi aldın. İntihar süsü çok modaydı dönemimizde. Tam böyle karne almaya bir hafta kala zıpır, böyle sümüğünü duvara fırlatan, mahallede koşan, eve geç gelen çocuk bir anda şuna dönerdi. Çünkü bir haberlerde görmüş kadın bebesi. Yani uzman çıkmıştır kesin böyle. Karne öncesi uzmanlar çıkar haberlere. Çocuklarımıza çok yüklenmememiz gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın psikolojisi bozulabiliyor. Allah korusun, çocuklarımız kendilerine zarar verebilecek duruma gelebilirler. Lütfen ebeveynlere sesleniyorum. Hey! Ne oldu? Seslendim. Böyle bir bunduz teyze çıkıyor. Sonra aileler de ya bizim çocuğun kafaya da odunla vurduk ama intihar etmesin. Annesi de çocuğun başında. Ölmeseydi intihar edebilirdi. Oğlum ben de işte karne günü az kaldı zaman Candan Erçetin vardı benim zamanımda. Hala var. Hiç unutmuyorum böyle. Takılıyorum evde böyle. Normal çocuk ne yapıyorsa onları yapıyorum falan filan. Bizimkiler bir geliyor içeri. Kılımsız hayat. Herkese başkası var. Of ya. Anne, hayat gerçekten bize verilen 4 seçenekten birini karalamak mı? Bizimkiler yemiyordu ki. Tam çakal bizimkilerde ya. Karneye kalmış 2 gün. Psikolojisi bozuk çocuğu oynamaya çalışıyorum evde. Oğuz, yemek hadi, yemek hazır. Babam bağırıyor böyle. Ben böyle çıkıyorum. Bugün kendimi iyi hissediyorum. Tamam baba, tamam. Yer mi bırakayım? Amerikan ailesi mi? Amerikan ailelerine güzel bakayım. Çocuğa bir tane tokat atıyor babası. Michael, bana bunu yapmayacaktın. Odasına gidiyor, kapısını kapatıyor falan. Ay, ben odama gideceğim. Kapımı kapatacağım babamın üzerine. O kapıyı böyle götüme sokar. İçeriden kilitler böyle, anladın mı? Hep Amerikan filmlerine özenip denedim ya. Amerikan filminde şöyle bir şey oluyor. Michael gidiyor, bir bok yemiş. Babası geliyor. Michael yeter! Hayır, sen gerçek bir baba olduğunu mu zannediyorsun? Deyip odasına gidiyor. Babası da arkasından kahroluyor. Michael gitme. Dedim bunu bir deneyeyim. Bir gün yine bok yedim. Anlatmayacağım ne bok yediğimi. Sen de bunu ne yapıyorsun? Düş vurdu. Baba dedim düş. Bir dakika baba düş. Baba dedim ne dur. Koyayım bir trip atacağım ya. Demek bana düş. Baba düş. Attım ama tribi. En son ambulansa beni koyuyorlar. Hemşire abla, şu ambulansın kapıları sert kapatır mısın? Babama trip atacağım ben. La bir tokadı bir yiyeyim, bir dur ya, bir üzerine üzülelim, bir crescendo olsun. Yok, adam direkt 8x Street Fighter combo yapıyor ki bana. Annem de artık öyle bir alışmış ki. Hani anneler genel olarak babalar çocukları döverken koruyan taraftır ya. Sen de git odana artık yani, yapma. Benim annem direkt böyle baba Atilla yapma. Atilla en sevdiğim dizi. Diziyi duyamıyormuş ondan. Tuğrul'a falan bir şey yapıyorlar. Lan Tuğrul'a ne yapabilirler? Tuğrul'un karneleri hepsi 5-5-5 peki Tuğrul. Karne günü eve böyle geliyor Tuğrul. Böyle kendimi aldım. Lan hatırlatmasan a**ayım. O zaman anlatamıyorsun babana işte, annene babana. Diyemiyorsun ki babacım, böyle bir sistemin içinde bize verilen karne gerçekten bizim içimizdeki bilgiyi, fikri ve zekayı mı yansıtıyor sence? Hadi de babana. Babacım dıf. Oğlum ben en son babamla böyle anlaşmaya başladım a**ayım. Morse alfabesini öğrenmiş.
Tamam baba, sigara alıp geliyorum. Ben de dedim ki ulan bütün bunları yemediler ama en azından dedim. Haberlerde gördüm. Kadın diyor ki işte çocuklarınıza iyi davranın, öldürebilirler kendilerini falan. Dedim en azından buradan yürüyeyim. Açıyorum Candan Erçetin Gamsız Hayat. Orhan Gencebay'ı açıyorum. Dram yaratıyorum evde böyle. Hani Amerikan filmlerinde şöyle bir şey vardır mesela. Michael, efendim neyin var? Bilmiyorum. Ben hayatımda daha bu lafı hiç duymadım bizimkilerden. Ben neyin var lafını duymadım. Şimdi söylesem anneme her şeyini biz aldık ondan sormayın. Öyle bir şey diyebilir anladın mı? Oturdum böyle yemekle oynuyorum falan. Şu soruyu bekliyorum yani. Karneye kalmış iki gün. Oğlum neden yemek yemiyorsun? Neyin var? Bunu bekliyorum yani. Kendimi hazırlamışım. Oturdum. Oynamasana nimetle! Ulan evde kendini asacak şekilde kemer bıraktım odaya. Kemeri bıraktım böyle. Hayal ediyorum okula giderken böyle. Bizimkiler odaya girecek bile. Atilla koş! Bak çocuğumuza! Kendini mi öldürecek acaba? Eve girdim beni o kemerle dövdü babam. Bu ne lan? Kendini mi öldürecek? Ne? Ben de hortum lan seni diyor bana vuruyor. Hiçbiri işe yaramadı. Sonra geldi karne günü sömestr. Ah deniz. Uşak sıcak denizlere inememiş Rus gibi Akdeniz Akdeniz bağırıyor yanımda. Altı üstü bir tane karne alacaksın ya. Ulan 9 zayıfım var. Zaten 13 ders var. Adam böyle karne önüme attı. Ah buna koyayım bununla gitme. Yani o karne yerine bana böyle üzerinde senin gibi babanın öyle bir küfür yazsa aynı tepkiyi gösterirler ya. Karneyi vermek yerine öyle bir yazı vereyim babama direkt yani. En azından böyle hesaplama yapmasın kafasında. Adam attı karneyi ulan bir düşün bu çocuk bu karneyi eve götürecek. Eve. Tanık koruma programına al. Öyle ver karneyi. Florida'da böyle sakin bir kasabaya yerleştir. Ben de böyle çimleri biçeyim. Sonra çocuğun geleceğini düşünüyoruz. Psikolojisini düşünüyoruz. O karneyi verirken düşünüyor musun acaba? Müdür muavini. Muavin ya. Muavinin müdür olmuş işte düşün. Bütün muavinlerin müdürü. Kızdım şu anda. 82 otobüs geliyorlar böyle. Diğer muavinler bunu taşıyor tepesinde falan. Marşları da var böyle. Muavin, muavin, muavin. 25'e en hızlı vişne suyunu kim götürür? Sen, sen. Müdür muavini ne demekse a**ayım. Okul müdürüne muavinlik yapan adam mı acaba? Okul müdürü basıyor böyle tuşa. Vişne suyu falan. Bu geliyor böyle. Muavinlerin müdürü. 13 tane ders var. 9'u nasıl zayıf olabilir ya? Zayıf olmayan dersler. Din kültürü 5. Resim 5. Beden 5. Müzik 2. Benim klipleri bilen vardır. Ben bunu eve nasıl götüreyim ya? Sanayide çalıştırma diye de bir şey var biliyorsun değil mi? Babalar böyle. Seni sanayiye verir ha. Ya a**ayım. Aşağıda böyle borçla harçla aldığın... 18. Borçla harçla aldığın Doğan mıyım ben? Şahin miyim? Beni niye sanayiye veriyorsun? Baktım karneye. Dedim ben bunu eve götürmem. Dedim ki oğlum ters psikoloji yap. Baskın basanındır diye bir laf vardır. Hani dedim ki bu psikolojiyi kullanayım. Çünkü genel olarak hep şöyle olur bak. Karneyi koyarım odaya kilitlerim kendimi. Babamın o kapıyı ucuz lojman kapısını açması zaten 2,5 saniye. Ama 2,5 saniye daha uzun yaşamak için insan neler yapmaz? Törendir. Askeri tören. Açılış. Dayak. Başarılı diğer komşu çocukların isimleri sayılacak. Say. Kıyaslanacak. Kıyasla. Seni doğurduğumuz güne lanet edilecek. Edilsin. Final dayağı. Bayılış. Kapanış. Bu. Ve doktorlar. Çocukları keşfedebilirsin. Müziğe yetenekli olan çocuk herkes teneffüste dışarıda koşarken sınıfın ekosunu kullanıp şarkı söyleyendir. Kimisi tebeşirli tahta, şimdi akıllı tahtalar var. Resim çizerdik. Ben mesela deli gibi karikatür çizerdim. Ama biz ne yapıyoruz abi? Her tür tip zekaya, her tür tip yeteneğe aynı dersleri veriyoruz. Türkiye'deki en büyük hata odur. Matematiği zayıf olan çocuğu, edebiyatı iyi, matematiği zayıf. Çocuğa matematikten özel ders aldırıyorlar mesela. Yurt dışında Avrupa'da ne yapıyorlar biliyor musun? Matematiği zayıf, edebiyatı iyi ya çocuğun. Gidip edebiyattan özel ders aldırıyorlar. Çünkü diyorlar ki bu herif edebiyatçı olacak belli ki bunun üzerine gidelim diyorlar. Bizde eksik tamamlama. Ben zaten Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Beşiktaş yabancı takımlarla oynadığı zaman, Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman ya da Türkiye ne bileyim Dünya Kupası'na kalacak mı kalmayacak mı Avrupa Şampiyonası'na ne yapacak derken matematiğimi kullanıyorum zaten. Burada berabere kalsak, bir alsak, önümüzdeki maçta 3 puan alsak, bir de Arsenal yenilse tamam Türkiye'de matematik kullandığımız başka neresi var zaten? Neyse. Dedim ki ters psikoloji uygulayacağım. Geldim böyle aldım karneyi. Pat 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 vurdum kapıya babam açtı böyle ama böyle babam nasıl açtı kapıyı biliyor musun böyle? Are you ready? Dedim ki baba dedim DJ'liği bırak. Babanın seninle muhatap olmama durum var ya benim annemin adı Pakize. Eve giriyorsun buradayım bak buradayım babam burada. Ya bu o kadar yakınız böyle. Bana buradan şey yapıyor. Pakize sor bakalım şuna yine sahte karne mi getirmiş? Babacım sen sorsana. Bıyığına kurban oldum sen sorsana. Kızgınlığı seninle muhatap olmayarak anlatma baba şekli. Sor bakalım şuna. Yine sahte karne mi getirmiş çıkıt. Baba ne tarafımıza sorsun? Sor bakayım buna yine sahte karne mi getirmiş böyle özgüvenli girdi içeri dedi. Böyle yaptım. Karneyi fırlattım salonda böyle nedense. O bizim zamanında üzerine bir şey koymak yasak olan sehpalar. Aile salonunda sehpa var üzerine bir şey koymak yasak. Çünkü bir tane böyle dantelli, orijinal el yapması dantel. Onun üzerine bir tane vazo. Vazoyu bir de döndürür o kıvrılır niyeyse anlamadım böyle. Parlak porselen kül tabloları bir şeyler. Üzerine bardak geçiyor. Araba hala mı? Kapatıyorsun anneni falan. Tabii yasak sehpanın üzerine ben fırlattım karneyi böyle şapah diye. Allah Allah dedi annem. Babam dedi ki Allah Allah. Dedi ilk defa düzgün not getirdi herhalde hanım dedi. Bit 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 gittiler ikisi de. Salonun kapısına yaslandım. Bir açtılar. Zayıf zayıf zayıf. Bana baktılar. Ben direkt ama hiç geri vitesi yok. Oğlum
inanılmaz bir andı. Hayat insana birçok şey öğretebilir. Bugün yaşadığınız bir olay. Bakkala giderken bile hayatla ilgili çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Okumak da buna dahildir, gezmek de buna dahildir. Görmek, anlamak, düşünmek, sormak, cevap almak, cevap vermek, alfa, beta, gama. Hepsi öğrenmeye, öğretmeye dayalı şeylerdir. Ve bir insanın ne zaman, nerede, ne öğreneceğini asla tahmin edemezsiniz abi. Bak, yıllardır fizik dersi görüyorum. Madde etkisi, hareketin hızı, sesin hızı, ışığın hızı. Bunları hesaplamak. Bunların hepsini yıllarca gördüm ben. Ve hepsinden kaldım. Neden kalmışım biliyor musunuz? Eğitim sistemi nerede sıçıyormuş biliyor musun? Bana uygulamalı hiçbir şey göstermemişler abi. Birçok özel okulda varmış ancak laboratuvar ya da deney yapabilecekleri bir yer. Bizde yokmuş. Biz o yüzden anlamamışız. Ben o günden sonra hiçbir matematik dersinden, hiçbir fizik dersinden kalmadım. Sebebi uygulamanın hayatta ne kadar önemli olduğunu anlamış olmamdı. Çünkü bu karne ne lan? Sesi bana yumruktan sonra geldi. Sen ışık hızını yumruk edin mi? Yani şöyle bir şey olabilir mi ya? Bu karne ne lan? O günden sonra dedim ki her şeyin uygulamalı olması lazım. Acite ettim. Olmadı. Tuğla yattım. Olmadı. Kaçtım. Yakalandım. Yani bunun kaçışı yok. O yüzden hepinize hayırlı sömestrler sevgili kardeşlerim. Siz okuyun ki başarısızlıkla itham ettikleri zaman kamçılanın ki ileride çok büyük adamlar olun, çok büyük insanlar olun ve bu sistemi en azından siz değiştirin. Bir sonraki sisteme de aynı şakaları yapmasınlar. Geç. Ben bu stüdyoda ne filmler, ne film ekipleri, ne sinema filmleri, ne Allah kahretmesin şeyleri ağırladım. Borçarç oyuncuları şu anda buradalar. Hoş geldiniz. Bir fragman koyduk, ağzımıza sıçtılar. İtin götüne soktular. YouTuberlara o kadar laf ettin, sen de mi gittin YouTube filmi çektin dediler. Benim kanalımda, benim sevdiğim, benim arkadaşım adam bile dedi ki 12 günde sinema filmi mi çekilir, anca YouTube videosu çekilir dediler. Ulan ben burada 2 saatte video çekip Trend 1'e sokuyorum. Sen 12 gün uğraşıyorsan bir video için ve bu 300 bin bile izlenmiyorsa bu benim değil, senin sorunundur. Burada 2 saatte video çekip bunu Trend 1'e sokan adam 12 günde çektiği filmi nerelere sokmaz? Onu da konuşuruz. Az önce laf ettiğim adam Taha'dır. Filmler ve filmler Babala TV'de bu arada. Abone olun kendisine. Figüranlar konuşuyor kendi arasında. Figüranlar denmiyor değil mi onlara? Yani yardımcı oyuncular. Tabii figüranlar konuşuyor kendi aralarında. Konuşuyorlar. Düğün sahnesinde konuşurken kendi aralarında şunu duydum ben. Kız komedi filmi galiba. Sana bu film nasıl geldi? Nasıl teklif nasıl geldi yani? Bir gün böyle... Hangisi? Savaşçı mı? Evet. Dedim ben, beni konuşturmak dedim. Ama şaka yiyip sen dedim. Yapıyorsun, ben yapmıyorum. Borçarç filminde oynama teklifi nasıl geldi sana? Melodi var, yardımcı yönetmen beni aradı. Torpille yani aslında, tanıdık. Sana nereden geldi? Sen sırf o ne diyordu, editörlük yapıyorsun diye. Yok, ben senaryo yazarken psikoloğu ben oynayayım dedim. Ooo, kendine torpil geçmiş. Sen yapımdan torpillisin, sen yazar olduğun için torpillisin. Sen nereden torpillisin? Efe aradı, bir torpil de yapmadı ya. Bana niye torpil yapılmadı? Sen nasıl geldin filme? Menajerim aradı, audition'a girdim. Sonra oldu. Ben de audition'a girdim bu arada. Melisa'cığım bayağı yönetmenle sokakta karşılaşmışsın. Efe ile daha önce biz bir film daha çektik. Hangi Ümmü film? Sıbyan Zifir reklamını ne? Yapayım. Sen neydin orada? Ümmü. Bu filmle ilgili mesela siz ne düşünüyorsunuz? 12 günde çekilmesi, gülme lan. Etrafımızda bu kadar leş iş yapılırken bizim de fragmanıyla leş gibi gösterdiğimiz ama aslında çok iyi olan filmimizi piyasaya sunma cesaretimiz hakkında ne düşünüyorsun? Ağlam. Bu soru bana mı geldi? Hazır senaristler de buradayken senaryo okuduğunda hiç iş gelmiyor ama şu filmde oynayayım mı dedin? Yoksa? Ay yok, ben bu arada senaryoyu bayağı beğendim yani. Hande ile çok güzel bir dünya kurmuşlar. Bu Pinch programı, burada öyle yağlama ballama yok. Hakikaten nasıl buldun yani? Yağlayıp ballamıyorum. Ben gerçekten okuduğumda çok bayağı güldüm. Sevdim sen yani, güzel yazmış kız. Sen ne düşündün mesela? Ben senaryoyu çok beğendim. Karakterimi de çok beğendim. Tatlı, şirin bir karakterdi. Hepsi profesyonel oyuncu. Ben mesela bir yerde rol yapmaya çalışıyorum. Ağzıma yüzüme vuruyorlar. Böyle oynanmaz. O yüzden sizin mesela benim her sahne sonunda Burak'a sizlere de gelip özellikle sormuşluğum vardır. Bu sizce bir performans böyle mi olmalı? Burada nasıl davranmalıyım diye. Benim için bir film olmasından ziyade bir akademiydi de bu film. O yüzden çok teşekkür ederim herkesin önünde de sizlere. Estağfurullah. Ne güzel söylüyorsun. Hande ile aklınızda ilk şey vardı yani. Oğuzhan Uğur bir medya kuruluşunun başına geçse neler olur? Ama fragmanda bu çok geçmemiş. Ama ben yazdığım şeyin arkasındayım diyorsun. Süper. Bu bir basamaktır. Biz bayağı zirveye hedeflediğimiz için ilk basamaklarda da bize destek olacağınızı umuyoruz. Deyip bitireyim artık. Bitireyim mi? Bir şey istiyor musunuz konuşmak? Ya istersen ben kendimi tanıtayım birazcık. Tamam. Ben Esma Soysal. Takip edebilirsiniz. masanın en küçüğü benim. Sosyal medya üzerinden sorulan birkaç soruya cevap vermek istiyorum senin tamam. izninle. Tamam. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Boyumu çok soruyorsunuz. 100 kere söyledim. Tekrar söyleyeceğim. 1.78 boy. 64 kilo. Bu formda kalabilmek için hiçbir şekilde kendime acı çektirmiyorum. Sağlıksız olan her şeyi yiyorum çünkü bana çok lezzetli geliyor. Burnum da estetik yok. Niye gülüyorlar?
Ben ama şunu, bak bana hep soruluyor, onu söyleyeceğim. Abi Oğuzhan Uğur'la tanıştın. Gerçekten hani o pinçteki adam mı? Ben sivilinde de gördüm. Gerçekten bunu gerçekten söylüyorum. Kamera önünde bu gördüğünüz adam gerçekten kamera arkasında da böyle pozitif ve samimi adam. Bunu söylüyorum. Ay, teşekkür ederim. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi kıkırdak kıkırdak oyuncuların içinde yer aldığı kukurdak pupurdak bir komedi filmi Borç Harç 18 Ocak'ta sinemalarda ve Borç Harç'ın birbirinden farklı, birbirinden alakasız muazzam yetenekli oyuncuları konuğumuzdu. Sövmeyin şu tiplere bak, şunlara sövülür mü? Şu kıza estetik demişsiniz, günah. Ayak numaranı soran oluyor mu? Ben çok sıkıldım. Eminim ki seyircim de çok sıkılmıştır şu emir***sinin adını duymaktan. Pankartla Onedio'nun binasını basabilirler böyle, yeter Emir'e sallama artık falan filan diyebilirler. Her bölüm birine sallamam ben. Çünkü bu kendini tekrara giriyor. Bir de bir insana ne kadar sinirlenebilirsin? Bu koyduğuma ben 50 bölüm daha sallayabilirim. Bir tane hikayemiz vardı, onu anlatıyorum. Burada gülüyoruz değil ha. Her hafta bir bok yiyor herif a***ayım. Ben burada anlatmayayım da nerede anlatayım? Kimlere dert yanayım Emir? Emir! Arabayı değiştirme fikri geldi bana. Böyle salak zamanlarda salak fikirler geliyor bana. Benim arabayı satayım dedim, satamadım da. Ekonomik kriz malum. Millet elini cebine atmıyor. Bu arada arabamı satın almak istiyorsanız satamıyorum. Bir tane tanıdık galeri var. Adamlar dedi ki ne istiyorsun? Abi dedim jip olursa, çünkü ileride bir gün evlenirim, arkaya puset koyulabilecek bir araba dedim hani. Güzel olur. Jip getirdiler böyle. Bakıyorum, inceliyorum, kocaman Emir yanımda. Emir'cim nasıl? Çok iyi abi, gerçekten abi çok iyi. Emir. İn a**ım el alemin arabasından. Bizimki bu falan. Aa pardon abi falan. Adam dedi ki tanıyor, seviyor, izliyor da bizi sağ olsun. Oğuzhan Beyciğim, sağına soluna bakarak anlayabileceğiniz bir şey değil bu. Dilerseniz dedi aracımız 2 gün sizde kalsın. Bir deneyin dedi. Dedim tabii ki. Ne güzel olur. Emir'e de dedim ki Emir git diyorum bizim arabada diyorum. Önemli ne varsa al buraya getir. Arabada önemli ne vardır? Güneş gözlüğün vardır, parfümün vardır, kimliğin vardır, cüzdanın vardır. Onları yani alırsın gelirsin değil mi? Yani 2 günlüğüne değişiyoruz değil mi arabalar ama? 2 günlüğüne. Satın almadım arabayı yani. Ben jipe bindim, bakıyorum böyle. Sırtlağın gibi geldi bu. Elinde 1,5 litre su ve yarıya kadar dolu. Kim bilir hangi konserimizden, hangi söyleşimizden, hangi uzun yoldan kalmış pet şişe. Diğer elinde cüzdan, gözlük falan olsa anlarım. Hiçbiri yok abi. O pet şişeyi o kodumun arabasının torpidosuna sokurtmaya çalışıyor. Sığmıyor da. Ve deniyor. Arabayı getiren adamla yanında genç çocuklar falan var. Onlar şimdi şaşkınlıkla Emir'i izliyorlar. IMDb'si 8-5 bir film gibi Emir'i izliyorlar böyle. Allah Allah falan. Bir de abi adam seni temsil ediyor. Rezil olacağım. Emir diyorum sağ ol, susamıştım falan, aldım elinden. Adamları gönderdik, dedik ki Emir bu kodumun suyunu niye getirdin? Abi arabadaki her şeyi getir dedin. Bak. Her şeyi demedim. Bu bir. İkincisi ulan her şeyi desem dahi. Bunu mu yaparsın ya? Ya dedim ki bak ben sana çok kızıyorum. Annem bile arıyor, diyor ki oğlum her bölüm Emir'e çok yükleniyorsun. Dedim ki yüklenmiyorum anne. Emir dedim Allah rızası için 3. gözünü aç. Bir dedim şöyle bir kendine dışarıdan bak. Bu yaptığın hareket dedim bana anlat. Abi. Abi. Her yediği bokun sonrasında şunu yapıyor ya be abi. Bize bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Bir sıkıntın mı var? Sürekli bu nedir abi? Oğlum cüzdan müzdanı almamış. Hani onları alırsın koltuk altına, tek elinde de su olur. Abi biz çekim yapıyoruz Bekir'le. Zaten donuyoruz. Turan'a sokayım mı? Onu mu? Neydi? Turan'a sokak. Evet onu yapıyorsunuz. Oğlum, röportaj yaptığımız kızlarla arkada konuşuyor. Instagram'dan takipleşiyor. Emir gidip senin röportaj yaptığın kızlarla takipleşti Instagram'da ve yazıştı. Bir dakika bir dakika. Senin 1,5 haftada kız arkadaşın yok mu Emir? Dur. Dur. Ettim mi etmedim lan? Konuş. Piç! Onlar bizim izleyicimiz miydi kızlar? Evet. Sen benim izleyicime mi yazıyorsun lan? Girmiş. Emir Öner'in kız arkadaşı. Emir Öner karılara yazıyor. Dur durak bilmeden yazıyor. Benden söylemesi. Ki görüntüsü de bizde var. Ha görüntüsü de var mı kızların? Var. İhanetin belgesi de var. Helal lan size. Helal. Aldatmışsın kızı işte. Kadınsın, aldatanı savunuyorsun. Berk aynı şey yapsa aynı tepki mi verecektin? Stüdyoda gerginlik. Cookie. Böyle bir şey olamaz ya. Berk'in kız arkadaşı Emir savundu. Abi yazık dedi. Ben şimdi o zaman sana Berk'in yaptıklarını anlatayım. Bakalım aynısını söyleyecek misin? Haydi bakalım. Hey Pezeberk, hey Pezeberk. Pezeberk diye bir sürü Instagram hesabı açılmış abi ya. Açmış kendini Pezeberk diye. Bir de karılara ne yazıyormuş? Ne haber yazıyormuş. Yazık mı Şeyma? Aldatan aldanır arkadaş. Emir Öner kız arkadaşını aldı. Yaz lan aşağı a**ayım. Yaz, bu programda daha gözükmemiştir KJ olduğu. Yaz buraya. Emir Öner kız arkadaşını aldatıyor. Kırmızı ver. Son dakika şuraya da ver. Çabuk ver. Verdin mi? Rezil etme beni bak. Koymazsan a**ayım belanı. Koymazsan Bekir Ciğerli'nin videosu. Bekir Ciğerli'nin bir videosu var bende sayın seyirciler. O yılbaşı gecesi var ya o. Cemur'umuz olaydı da bütün telefonları kilitleyeydik. Böyle Bekir çekiyorum. Telefon böyle döndü bana. iPhone elimde döndü böyle. Dedi ki abi dedi ne çekiyoruz şu anda ya. Ben dedim a**a kodumun megapiksellerini bu imlenin karılara yazılmasını görmek için mi çektim diyor. Bu herifin yaptığı her hatada geliyorum burada örseliyorum belki düzelir diye. Geçen bölümde de gömdüm. Gidiyormuş onları karılara izletiyormuş. Bak benden bahsediyor. Bugün bu Oğuzhan Uğur denilen y**a 2 milyon takipçisi var. Benden bahsediyor falan yapıyormuş kızlar.
a**ayım. Ben de ders çıkartır diye böyle bam bam vuruyorum senin kafasına yaptıklarını. Bir şey söyleyeyim mi? Biz yemin ediyorum bu çocuğun şimdi hatalarına gülüyoruz, sinirleniyoruz ve dalga geçiyoruz ve gömüyoruz a**ayı burada. Ambaş. Bu doğruyu yapıyor bence ya. Birini çok uyarıyorsan, hep beraber yeriyorsan ve sürekli uyarmaya devam ediyorsan emin olun siz hata yapıyorsunuzdur. O değil. Abi ben askerdeyim. Atatürk'ün önündeki şeyleri siliyoruz böyle, heykelinin, bayraklarının önündeki yeri siliyoruz. Böyle pis pis Atatürk'e bakıyor bir gün. Tamam, ismini vermeyeceğim. Çocuğun. Bir de böyle yaşlı. Geç gelmiş askere ya. Kaçmış öyle gelmiş. Böyle geldi böyle çocuklar bana bak. Dedim abi dedim en son dayanamadım tamam mı böyle dedim. Niye dedim böyle bakıyorsun heykele. Yanlış mı yapmışlar heykeltıraş mısın? Ben dedi sevmiyorum Atatürk'ü dedi böyle. Bana. Bizde baskıcılık yok biliyorsun. Silahlık var. Silahların olduğu kapalı depo kilitlidir orası. Anahtarı da bizim çavuşta. Açtırdım çavuşu orayı. Dedim hani daha sessiz bir yerde sorayım soruyu diye. Sıkıştırdık orada bunu. Dedim. Ben dedi Fethullah'ı seviyorum. Atatürk'ü sevmiyorum dedi. Bu da benim özgür iradem dedi. Böyle zaten tam FETÖ'cü kaymakam gibi bir tip. Yani her gün tıraş oluyor. Burada şu bıyık duruyor yine yani. Öyle bir tip. Ya yemin töreni olacak. Anamız, babamız, kardeşimiz, bacımız gelecek. Yemin töreni bir askerin en gururlandığı andır. Çünkü yemin törenine kadar bir asker asker değildir. Acemisindir. Acemi birliği. Hop! Yanlış yere selam verdin. Derler ki oğlum bak böyle selamlar. Anladın mı? Sen askere gittin mi? Hay a**ayım. Erken ters mi aldın? Malulen mi bıraktılar seni? Şafağa kaç bu y**. Komutanım daha 300 günü var. Mayna bastı. Nasıl kafasıyla mı? Oğlum gerçekçi olmak zorunda değiliz. Tamam sorun kafada ama. Yürüyüş yapıyoruz. Yemin töreninin en büyük olayı kaz adımlarıyla yürümek. Mağrur, onurlu, muzaffer askerler gibi yürüyeceğiz. Şu yani bak. Sol, 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 sağ, sol. Kıt adur. Bir, iki, bu. Eski gel buraya. Sol, 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 sağ, sol. Kıt adur. Bir, iki. Selamlar. Dikkat. Avucunun içini karşı taraf görmeyecek. Bu ne Ankara ulusla dilendiririm a**ımı. Bak bu kız şu an tören yürüyüşüne çıkamaz mı? 10 saniyede eğittim bunu. Kodumun çocuğunu 3 aydır bütün birlik eğitemedik ya. Sol! Sağ! Sol! Sağ! Sen de git artık istersen. Ters oldun hadi bakalım. Ters. Haftalardır ***'e solu sağa öğretmeye çalışıyoruz. Başçavuş var bir tane başımızda. Bayağı böyle ama böyle kademeli bilmem neli başçavuş. Ne ödüller ne şeyler almış adam. Doğuda görevler yapmış, yurt dışına gitmiş, Bosna'ya gitmiş. Bizi eğitiyor herif. Mükemmeliyetçi bir herif. Delirdi. Ciddiye almayan olur başçavuş. Askeriye desin, acemi desin. Başçavuş. Oranın kralı. Hani kralı gelse alamazlar seni, alır. Öyle bir adam yani başçavuş o. Başçavuşun gözlere bakıyorum ben. Öndeki böyle sağa koyuyor. Sağa, sol, sol, sağa, sol. Sağa ile solu birbirine karıştırıyor. Tam bırakayım. Başçavuş direkt böyle. Sol, 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 sağa, sol. Delirecek. Hayır delirecek. Hep mi s**cek herif? Bir gün kalmış abi yemin törenine. Yemin töreninin sonrası izinlisin. 2 gün. Bu çok önemlidir. O 2 gün tatil hepimizin hayalinde böyle. Çünkü acemi birliği seni binadan çıkartmıyorlar. Çarşı iznin yok. Ben 500 metre ötedeki apartmanın tepesindeki karartıya umarım balkonda bir kadın vardır diye böyle böyle baktım. Kesiştim. Bir kere atışa götürdüler karargahın dışına. Uzakta bir yerdeymiş atış alanı. Askeri otobüs. Camlar karanlık zaten. Koyayım dışarıya bakıyorsun. Aa araba! Araba! Medeniyet! Hani plaja ilk kez gitmiş Emir gibi. Meme! Meme! Abi bu normal mi? Emir yüzecekler ya. Abi göt! Hey neler. Bak bu aynı başçavuşun nasıl bir psikopat başçavuş olduğunu anlatmak için size bunun öncesini anlatıyorum. 200 metre atışı var tamam mı Kalaşnikov'la? Babam öğretmiştir bana. 9 yaşından beri bu tak 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 attığımı vururum. 2 tane de takdirnamem var. Türk Silahlı Kuvvetleri bana takdirname verdi. De, o da kötü bir şeymiş. Alay denetim var. O sen Uğur iyi atış yapıyor deyip beni öne koyuyorlardı. Ben atışa gidiyordum. Generaller falan geliyordu beni denetliyordu falan. Bütün alayı ben temsil ediyordum. Dedim ki alay ediyorsunuz herhalde. Alay komutanı direkt bende. 200 metre göremeyen asker arkadaşım vardı benim. Kanka nereye sıkayım? Böyle tipler de var yani. Bunların yanında sen büyük bir malzemesin. Albay gurur duyuyor böyle. O sen oğlum hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi yüzümüzü karşı çıkartma inşallah. Hadi bakalım. Ben varım. FETÖ'cü yanımda. Diğer çocuklar yanımda. Ben 1 numara. At! Tak tak. 5 atış. Sonra gidiyor uzman çavuşlar. Bakıyorlar böyle. 5'te 2! 5'te 2! 5'te 2! 5'te 2! Gidiyor böyle. Yanındakine geçiyor. Tak tak tak. 5'te 1! 5'te 1! Puh! Anam 5'te 1! Falan filan. FETÖ'cüye geldi sıra. Çık! Çık! Dedim ki al dedim al. Dedi. Tak tak tak. 5 tane sıktı bu. Geldi böyle oradaki uzman çavuş. 5'te 0! 5'te 0 mı? Puh! Senin bizim verdiğimiz eğitime falan diye sövüyor başçavuş. Bana geldi sıra. Ben net 5'te 5. Hep 5'te 5'tim zaten. Tak 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 tak. Uzman çavuş. 5'te! Albay generale bakıyor. General bana bakıyor. Ben generale bakıyorum. General FETÖ'cüye bakıyor. FETÖ'cü birilerinin arasını bozmaya çalışıyor falan. Neyse. Herkes birbirine bakıyor. Sonra uzman çavuş. Komutanım 5'te 8. 5'te 8 mi? Çocuğu benimkini vurmuş. Lan bu nasıl bir hedef şaptır? Abi başçavuş dönüşte dedi ki vay be çocuklar dedi ne kadar uzun zamandır acemi birliğindesiniz. Ne insan gördünüz ne ailenizi gördünüz ne başka bir şey. Hepiniz dedi şöyle güzel bir hostayı hak ettiniz dedi. Hosta da dönerci markası yani. Dedi hostadan dedi döner ısmarlayacağım dedi. Çavuş! Otobüsün işte ayağa kalkmaya çalışan bir tip düşün böyle bu arada. Otobüs böyle.
Gel dedi buraya, al dedi kağıdı kalemi. Çıkarttı cebimden kalemi de. Dedi arkadaşların şey yaptı. Ben tavuk döner, soğansız. Et döner moruk, içinde ne varsa koysun. Benim damağımın altından sıvı fışkırıyor. O kadar açız ki be. Full tabildot yemişiz 2 ay. Türk Silahlı Kuvvetleri vardır bir bildiği falan deyip yemişiz yani. Ya bir döner yemek için var ya böyle gerçekten adam öldürürsün falan. O dönemdeyiz ya. Bana geldi böyle adama sipariş veriyorum. Kağıdın üstüne böyle damağımın altındaki sıvı fışkırıyor böyle. Can çekmesine böyle fışk fışk. Bununla yazdım böyle et döner. Soğanlı muanlı her şey dedim. Öndeki salağa bak şey diyor ya böyle soğansız. Ne? Kimle öpüşecek? Otobüsteki ne kadar adam varsa 60 kişinin böyle aldı siparişini götürdü başçavuşa. Böyle yaptı bak başçavuşa. Oğlum burası ana ocağı değil asker ocağı dedi. Her şeye alışacaksınız dedi. Yırttı attı kağıdı. Oo, öyle bir adam düşün işte. Bize eğiten adam bu. Böyle o ağzımdaki buradaki damak var ya. Beni zaten sonra alayın başlarına fışkıya yaptılar beni. O döneri yiyemedim ya. Her gün böyle dönüyorum. Kalmış son bir gün. Delirecek artık bizim başçavuş. Generaller gelecek, albay gelecek. Önünden böyle geçeceğiz yani. Lap. Bu öyle bir bozuyor ki. Yani düşünsene ayak sırası şöyle gözüyor bak. Pop, pop. Bir tanesi şöyle bak. Tavşan gibi gibi. Başçavuş en sonunda delirdi. En korktuğum şey başıma geldi. İşte benim de olacağım bu sana. En sonunda ben de bunu yapacağım. Kodumda emiri. Yürüyoruz. Alayın etrafından dönüyoruz. Tekrar önden geçiyoruz. Binanın arkasında gözükmediğimiz bir 6 saniye var. Line süresi kadar. O 6 saniyede neye bir şunu yapıyoruz bak. So. Bakıyorum arkamda bu yanlış yapıyor. Bina görüş alanı komutan çıkıyor. Şu. Herkes bununla uğraşıyor. Tekrar tam binaya geçeceğiz. Sol. Bir dönüyoruz. Sol yine böyle şaşıyor. Dörtlerini açarsın. Öndeki araba da dörtlerini açmıştır. Bir ara aynı anda giderler. Sonra bir anda gıcık olursun böyle. Böyle olmaya başlar ya böyle. Bilmiyorum buna gıcık olan var mı? Ben sadece gıcık oluyorum acaba. Oluyorsun değil mi sen de? Tabii arabası olan gıcık olur. Siz nereden gideceksiniz? Fakirler. Dörtlü diye bir şey var arabada. Dörtlü. Takılıyor. Sadece acil durumlarda. Dörtlülere bas diye bir şey duymadın mı? Lan neyse. Abi başçavuş geldi. Dedi ki alayınızın dedi koyayım. Pat alay komutanı çıktı camdan. Efendim? Yok şaka yapayım böyle bir şey olur. Hakikaten durdurdu dedi ki alayınızı koyayım dedi. Hepiniz dedi yanlış yapıyorsunuz lan koyduklarım dedi. Lan dedi sen doğru yapıyorsun dedi. Alkışlayın lan arkadaşınız dedi. Salak kabul etti. Böyle yaptı falan. Biz hepimiz alkışlıyoruz böyle. Hepinizin dedi çağrışısını kilitledim koyayım. Yemin töreninden sonraki iznini kilitledim hepinizin dedi. Sen dedi git dedi izin yap. Yemin ediyorum bak buna da aynısını yapmak lazım. Herif tek başına 70 kişiyi 70 kişinin iznini kilitledi lan. Oğlum ne yapalım acaba sen biz senin müridin mi olalım Emir? Vallahi bak bizimki mi yanlış seninki mi doğru bize doğruyu öğret Emir. Kim o ne diyorsun o Babala TV'sine gidelim sana bir kanal açalım ne istiyorsan onu yapalım Emir. Oturalım videolarda sıyıklarını öpelim bir şey yapalım yani Emir. 1 litre pet şişe suyla bütün arabayı tahliye ettiğini zanneden at. Önümüzdeki hafta senin hakkında konuşmak istemiyorum Emir. Emir. Sen nerede yaptın askerliğini? Mardin Kızıltepe. Mardin Kızıltepe. Hudutçuydum abi. Hudutçuydun. Sınırda mı yaptın? Evet. Adamı sınıra göndermişti a**ayım. Adamı huduta kadar göndermişti a**ayım ya orada. Suriye sınırı lan. Mardin Kızıltepe tam Suriye sınırı a**ayım. Bir tane başçavuş şunu yapamadın mı başçavuşum ya? Şu ya. Ya bu anlamazdı da hangi sınırı. Biz, vallahi onları korurdu biliyor musun? Gider Suriyeli olur a**ayım iki günde unuturdu böyle. Ben sınırın bu tarafındaysam demek ki Suriyeliyim falan. Ama ne olacak öyle olsa? Nasılsa birkaç ay kalmaz geri girerdi sınıra. Diğerleri. Geç. Bu arada kaç bin oyla Tuğra'nın sokak röportajları yani o köşenin adı Tuğra'na sokak oldu. Ya arkadaş bizim izleyiciye böyle fırsatı versin emez. Var ya. Aslan gibi çocuk bak şimdi Tuğran'a sokak. Mesela ben şimdi nasıl sunacağım Tuğran'a sokağın parti? Evet şimdi de Tuğran'a sokak. Oğlum ne kadar güzel yapmışlar la. Evet. Yemin ederim amcaya tutuldum ya. Evet sevgili Oğuzhan Uğur'la Pinç izleyicileri şu an gördüğünüz gibi Kadıköy'de Boğa heykelinin oradayız. Tuğran'a sokak. Saygıdeğer sayın sevgili Oğuzhan Uğur Beyler de dedi ki ben bizzat teşekkür etmek istiyorum senin adına dedi. Oğuzhan Uğur'a bağlanıyoruz efendim stüdyoya teşekkürlerini bizzat kendisi iletiyor. Aç çocuğu senin ben var ya o sinema kültürü. Senin ben o film rulosuna sarılan ruloya sarayım da döndürüp. Senin var ya fragman vereyim kapalı gişe izleyeyim. 3 boyutlu gözlüklerimi takıp sokutturayım. Abi bu poşet olayına ne diyorsun ya? Valla torbacı gibi olduk zaten. Cebimizde poşetlerle dolaşıyoruz. Oğuzhan Uğur 2 milyon takipçiye ulaştı. Sizce bozar mı? Bozmaz ya. Şapka çok tatlı. Şapka onun bu arada. Emir'in sevgilisi yok muydu Bekir? Burada flörtleşiyor. Aç koynunu geleceğim dönlenme. Abi Oğuzhan abinin yeri rahat oturuyor. Oturdu yalan anlatıyor. Aa,
oturduğun yerden para kazanıyorsa. Öyle valla. Ben de buraları keseceğim ama öyle. O kadar göt yok bende. Benim söylediğim yerleri keseceğim, bunun söylediği yerleri koyacağım. İşlediğiniz en büyük sosyal günah nedir? Like'ladım. DM'den yürüdüm. Ben direkt koşuyorum, yürümüyorum. Piçe bak ya. Bu ne yapıyor lan bu? Ne oluyor oğlum? Tesif ediyorum şu an. Anam babam, benim babam. İşlediğiniz en büyük sosyal günah neydi Instagram'dan? DM'den cevap vermek herhalde. Engellemek galiba. Ya bir kız hesabıyla bir erkeği kandırmak herhalde. Ya düşseydi? Düştü. DM, günah, like'lamak bir şey falan. Çok saçma. Sen razısın, ben razıyım. Kime bizim mesajlaşmamızla? Bizim şey işte, Emir sapık Emir. Evet. Gözelim kalbimden bağlayam sana. Aziyet veren. Beyefendi siz ne sormuşsunuz? Ne yapıyorsunuz dedim. Şu kamera konuşacağım. Evet. Kameraman arkadaşıma sorabilir miyim? Abi. Kameraman arkadaşım şans mı kader mi? Kader. Mehmet Yıldız soracak. Başkanım şans mı kader mi? Vallahi hayatımız patates. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Benim adım Orci Kamil. Bahsettiğin az olan Tenna. Bitti. Oğuzhan Uğur'la Pinch programı bu YouTube'da. Cidden mi? Oğuzhan abi seviyorum. Bak, şimdi kesin izler. Şimdi buradan kuzenime ismini vermiyorum. Sana selam gönderiyorum. İrem sen beni anladın. İrem sen anladın o isim vermeden. Tamam mı? Bir elbise vardır. İhsan yoktur. Bir elbise yoktur. İhsan vardır abi. Bravo. Bu kadar. Bravo. Adam. Bugün çok fazla yardım kampanyası yapılıyor. Yapılması da gerekiyor. Biz de buradan bas bas bağırıyoruz. İnsanlara yardım edelim diye. Bu bir zekat da değil. Bu bizim ortak paylaşımımız. Siz bizim ortak paylaşımımızsınız. Biz de sizin ortak paylaşımınızız. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı sıkıntılara of çekiyoruz. Aynı şeylere gülüyoruz. Aynı şeylere eğleniyoruz. Neden birçok konuda ortakken birbirimize destek olacağımız konularda birbirimizden uzak kalıyoruz? Mesele bu. Bu mesele zaten ortaya çıkartıyor. Bütün o yardım kuruluşlarını, bu meseleler ortaya çıkartıyor o yardım kampanyalarını. Yine de ülkede birçok insan bu yardım kampanyalarından faydalanamıyor. Belki sesini duyuramıyor. Ama sen doğru yönde bir karar vermişsin ve tedavi olabileceğini biliyorsun. Evet. Bunun için destek aramak da tabii bir çözüm ki aradın da denedim. Zamanında değil mi? Çok denedin. Reddedildim. Ama sen dedin ki şimdi benim bir tedavim var. Ben bu tedaviye olacağım arkadaş. Buna ya siz yardım edeceksiniz ya da ben kendi çabalarımla bir eser ortaya koyup bu eserin bana getirdiği parayla tedavi olacağım dedin. Evet. Derken böyle bir şiir kitabı çıktı karşımıza. Sonuç olarak senin bulunduğun durumdaki herkes oturup şiir yazamaz ya da kendini bu şekilde ortaya çıkartamaz belki. Ama senin attığın bu adım eminim birçok insana da destek olacaktır. En azından manevi olarak. Çok güzel bir aşikar adında şiir kitabın var. Evet abi. Bu kitabın ne kadar satılması gerekiyor senin tedavini karşılaması için? 50 bin tane satış olması gerekiyor abi. 50 bin kitap satılması gerekiyor. Şu anda Uyanış Yayın Evi'nden çıkmış bu kitap aşikar. Kaç satıldı? Şu anda ilk baskımız bitti. 1000 taneydi başlangıç olarak. Ne güzel. Tane. İkinci baskıya girdi mi şu anda? Pazar günü çıkacak tamamen. Ama 50 bin kitap gerekiyor. Evet. Merhabalar Bilgehan Bey, Oğuzhan Uğur ben. Buyurun. Nasılsınız? Bilmiyorum. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Ömer Faruk kardeşimiz geldi ve burada kitabını tanıtıyoruz bizim programımızda, Pinch programında. Amacını destekliyoruz ve destek olmak istiyoruz. İkinci baskıya çıkacakmış yakında duyduğumuz kadarıyla. İlk hedef 50 bin. Haddim olmayarak soracağım ama basım konusunda destek alabileceğiniz, size herhangi bir şartsız, koşulsuz destek verebilecek diğer yayın evleriyle bir ortaklık düşünüyor musunuz? Yayın evleri şu şekilde düşünüyorlar. Biz buradan ne kazandık? Yani bizim kazancımız ne olacak? Böyle bir çalışmaya gerek var mıydı? Kimisi de diyor ki şu konuyla ilgili olsaydı biz size destek olurduk. Yani hep mutlaka bir karşınıza bir şart koşuyorlar. Hmm. O yüzden ben de imkanlar dahilinde şu anda 1000 tane basabiliyorum. Bitmesine yakın tekrar bir 1000 tane basabiliyorum. Peki eğer şöyle bir şey yapsak. Ama biz şimdiden mesela size 5000 kitap siparişi versem ben. Bunu direkt olarak ikinci baskı 5000 kitap çıksanız da bunun 5000'ini de ben alsam. Siz direkt üçüncü baskıyla devam etseniz nasıl olur? Ya da üzerine eklenebilir mi? Ya da üçüncü baskı olarak mı gelir bizim bu alacağımız kitaplar? Üçüncü baskı olur. O zaman biz şimdiden size 5000 tane kitap siparişi verelim. Sizden alacağız. Hem izleyicimize dağıtacağız. Hem de eminim ki zaten izleyicimiz yakında bunu tam olarak hedeflenen sayıya ulaştıracaktır. Hiç çünkü yok. Çok kısa bir sürede bunu halledeceğimizi düşünüyorum. Bizim izleyicimiz yalnızca oturduğu yerden bizim videolarımıza tıklayıp bizim videolarımıza yorum yapan insanlar değil biliyorsun. Bizimle fikir paylaşan insanlar. Sen de izlemişsindir. Çok sağ olun. Rahatsız ettik gece vakti. Ne kadar insan birikmiş ömür hazinesinde o kadar zengindir sözü. Bizim için, benim için yol haritası. Benim ilk hedefim etrafımdaki insanları çoğaltmak. İnsanları çoğaltırken de onların maddi manevi ihtiyaçları var. Olabildiği kadarıyla ben durumum dahilinde ben bunu yapabiliyorum. Biz size elimizden geldiğince destek olacağız. Hem çevremizdeki yayın evlerinde bu sorumluluğa davet edeceğiz. Hem de dediğim gibi izleyicimizin desteğiyle bu sayıyı 50 bine hemen hızlıca, ivedilikle, panik halinde ulaştıracağız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz size.
etrafımdaki insanları çoğaltacağım derken kötü bir niyet yoktur inşallah. Ben buna inat ettim. Ben bu kitabı 50 bin sattıracağım. İzleyicilerimizin desteğini bekliyoruz. Lütfen bakar kör olmayın. Destek olun Ömer Faruk'a. 9 yaşında bir yarışmaya katıldım ben. Kompozisyon yarışmasıydı. Güzel bir yarışma. Okullar arasında. Ben o yarışmaya girerken ben etrafımdaki öğrencilerden ve öğretmenlerden de hepsini kötülemiyorum ama bazı tepkiler aldım. Yani biz bu durumda zor katılıyorken senin böyle katılıp birinci olma hayali kurman çok saçma dediler bana. Orada ben kafama taktım. Sonra o yarışmada birinci oldum. Birincilik ödülümü aldım. Geldim okulumda herkese gösterdim. Ben ondan sonra inat ettim. Engellerin de bir şeyleri başarabileceğini kanıtlamak için. Sen bir trafik kazası sonucunda. Evet. Bir araç çarptı ve hayatın değişti. Ama evet, o araç senin etrafa hayır ben bunu da yapabiliyorum dediğin birçok insana çarptı biliyor musun? Birçok negatif verisi olsa dahi hayatı tutunmayı başarabilen insanlar var. Etrafındaki olağan durumları sanki olağanüstüymüş gibi karşılayıp hayattan vazgeçen insanlar da var. Bu kitap en azından o hayata tutunamayanlar için bir dal, bir destek olsun. Geldiğin için, kitabını buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ömer ben teşekkür Faruk. Ederim abi. Ben eminim ki büyük firmalarında, online satış yapan bu büyük firmalarda senin kitabına destek olacaklardır. Senden hiçbir komisyon falan filan almayacaklardır. Burada bak söylüyorum ben yine. Yani çok tatlılardır hepsi. Ama alırlar falan. Beni direkt ara burada yapıştır. Şey yapayım burada. Selam göndereyim kendilerine. Yüzün hep gülsün böyle. Pinç izleyicisinden ben çok bir şey istemem. Hani beğenin bile demem videoyu. Ama bunu yapın yani. Bu yapılır. Bunu yapalım. Evet. Uyanış Yayın Evi internetten de bulabilirsiniz. Kitabı satın alma linkini videonun altına da yerleştireceğiz. Oradan da kitabı satın alabilirsiniz. Yapalım bunu. 50 bine ulaştıralım hemen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Adam. Dur bakayım. Kaç mevsim geldi geçti buradan. Sessiz sedasız, yazsız, baharsız. Penceremin buğusunda çizdiğim kalp sen yokken silindi gitti. Siktirsin boşver. Berk hayırdır kardeşim? Twitter'ın gündeminden inmiyorsun bu aralar. Bilmiyorum ki. Para verip mi yaptırıyorsun lan? Niye para verip yaptırıyorum abi? Bedava mı sandın? Para verip mi? Bazen Türkiye gündemine bakıyorum. 15 tane bomba patlıyor. 75 tane yolsuzluk yapılıyor. 35 tane hırsızlık. 65 tane gasp. 25 tane kadına tecavüz. 35 tane çocuk tacizi. Neler neler yapılıyor. Bakıyorum gündemde en üst sırada. Koskoca Türkiye'nin gündeminde en üst sırada 20 TL'ye TT verilir. Memleketin Twitter'ında gündeme girmek bu kadar kolay 20 TL çok iyi. Herhalde bir tane takipçimiz, senin takipçin Skıfa'nın. Ben bu işlerden anlıyorum. Dur Berk abiye bir kıyak yapayım deyip Twitter'da seni trend topiye mi sokuyor? Ne yapıyor? A**ayım bir haftadır Berk. Peze Berk. Anlat Karadeniz'de falan diye şey gördüm. TT gördüm dedim ne oluyor? Beni de soktular oğlum ilk 3 gün. Benim a**ayım de Twitter'da trend topik olmak. Adam ne konuşayım acaba ben ne konuşayım? Benim fikrim diye gezerken bakıyor trend topiğe. Aa bu gündem bu o zaman bunun hakkında konuşayım deyip devam ediyor. Resmen trend topik denilen şey seni gündeme yönlendiriyor. Senin kendi kafanda bir gündemin yok a**ayım o zaman. Öyle de diyebilirsin. Kızarla şimdi Twitter'cıları da almamak lazım karşımıza. Sen Twitter'cı mısın? Yani evet daha çok. Benim de 700 bine yakın takipçim var Twitter'da. Ben de iyi bir Twitter'cıyım o zaman. Evet. Ya bizi izleyen biri yapıyor. Büyük ihtimalle seni seven de biri yapıyor. Allah rızası için çok rica ediyorum yapmayın. Gerek yok çünkü yani biz YouTube'da iş yapıyoruz. YouTube'un trendleri de YouTube'dadır. Zaten oradayız gidip bakabilirsiniz. Ne işimiz olur bizim Twitter'da trend topikte falan da filan da. Bir de Berk'i yani böyle hani kompir bir çocuk. Turan girse anlarım bu piç para veriyordur yaptırıyordur da. Berk'i de görünce orada anlat Karadeniz'de peze Berk. Twitter'ın gündemini belirleyen iki şey var moruk. Terör, maç. Galatasaray'ın maçı var. Full Galatasaray'ın oyuncuları, teknik direktörü Galatasaray. Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe'nin oyuncuları, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Fenerbahçe. Bomba patladı. Twitter'a yansır. Pat. O oh, yönlendirilmiş gündem diye bir şey var Twitter'da. Ben eskiden bunu özgürlük olarak nitelendirirdim. Eskiden. Hani bu yaptığınız aslında Berk'e zarar veriyor, bize de zarar veriyor. Lütfen bunu kim yapıyorsa ve bizi izliyorsa ki izliyordur, izlemese niye yapsın? Lütfen yapma sevgili kardeşim. Çünkü Twitter'ın içinde konuşma özgürlüğü verilmiş ama bunun özgürlük olduğunun farkında olmayan binlerce, milyonlarca insanın karşısına ben Berk'i atmak istemem. Bugün bunun ne kadar tehlikeli, ne kadar üzücü, ne kadar kahredici bir şey olduğunu anlamanız için tabii ki sizin de başınıza gelmesi lazım. Ama umarım da başınıza gelmez. Hande Erçel çok tatlı, çok sempatik bir oyuncu. Annesi vefat etti. Başı sağ olsun. İnanamadım ya Twitter'da yazılanlara bakınca. Bir anne vefat etmiş orada. O da başkasının bir şeyle bir şey yapmış. Hak yazmış birisi. İnanılmaz şeyler okudum ya. Zamanında Levent Kırca rahmetli olduğunda neler yazdılar adama. Adam öldü daha ne yapabilir acaba ya? Twitter'ın olmasından yanayım. İnsanların fikirlerini özgürce beyan etmesinden yanayım. Twitter bugüne kadar birçok şeyi değiştirdi. Hala değiştirebilirdi. Ama artık maalesef o yoldan çıktı. Bambaşka bir yola girdi. Örgütlü protestonun yapılabileceği en sağlam yerdi bir zamanlar. Şimdi değil bence. Biri ölüyor iyi ki öldü. Aman da şöyle ölsün. İnanamadım ya. Bu kadar pislik olamayız biz. Çok üzücü, çok. Ünlü olmanın bedeli dizi başına kaç para aldığın ya da nerede oturduğunla alakalı değilmiş. Bunu bir kez daha görmüştü Hande Erçel'in annesinin vefat etmesiyle. Bu kıza haftada kaç para versen bu kızın moralini, sağlığını, psikolojisini yerine getirebilirsin. İşte ünlü olmanın ne getirdiğini bilmem ama sizden götürdükleri bunlar. Ya geçen gün paylaştım. Adam YouTube videosunun altına yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba kaç kişinin okumasına vesile oldum? Like lütfen yazmış. Senin ben. Hiç yapmıyorum kaç pinç programıdır. Beni gaza getirmeyin yani. Senin ben var ya. Zevk suyunun kabarcığını patlatayım ben senin. Senin ben
18 vites tır kamyonunun vites topuzunu birden 18'e kadar atayım atayım bire düşeyim. Atayım atayım bire düşeyim. O bildiğim kamyonun içinde gezdi. Sarsayım çalkalayayım. Eğilip fısıldayayım. Psikolojisi bozulsun senin. Çok ağır olmuş olabilir. Çok sinirlerim bozuldu ya. Ben bu adamın çocuğuyla niye aynı oksijeni tüketiyorum ya bu memlekette? Üf. Abi savaş çok kötü bir şey de barış varken de bunlar türüyor işte. Vallahi billahi ya. Yazık günah, tarım alanımızı, suyumuzu falan bunlarla paylaşıyoruz ya. Ya dünyanın kaynaklarını tüketiyor a**ladım çocuğu. Benim beyin hücremi öldürdü şu anda, ben bambaşka ne anlatacaktım kim bilir bu partta. Herif beyin hücremi yedi şu anda ya. Twitter gündemi diye bir şey var. Düşünmene gerek yok a**layım. Birisi senin için düşünüp bir şeyleri TT'ye sokuyor. Sen de onun hakkında konuşuyorsun. Hani bağımsızlık, hani fikir. Tüh a**layımsın. Vay. Jilet jilet janti Pezeberk. İlk programdan beri söylüyorum, ceket ve gömlek alınsın diye. Almadılar, gittim kendim aldım. Bayağı da pahalıymış harbiden. Bayağı da pahalıymış. Evet, sponsor alırdık alta yazardık. Öyle haberlerde olmuyor mu? Adam sunuyor falan altta yazıyor. Ha? Niye öyle bir şey düşünmedin? Oluyor mu öyle şey? Oluyor mu yani? Oluyor tabii lan. Ben bu kadar para vereceğimi bilseydim. Kaç para verdin? Söyle mi sayıp? Kulağıma söyle. Sen ne aldın ki? Bir ceket ve kravat mı aldın? Gömlek artı. Gömlek, kravat, ceket. Evet. Alt pantolon da alaydın düğünde müğünde giyer. Eşortman var altımda. Kaç paraya aldın? 560 TL. 560 mı? Oy be seni yaptın amına koyayım ya. Pahalı marka almışsındır ondan. Oğlum ne lan bunun markası? Nerede gözüküyor bunlar? Takım elbise de giymedim için bilmiyorum ki. Ooo. Collection'ın İngilizce yazmaları iyi olmuş. Türk markası ama. Reklam yüzü Burak Özçivit. Güzel güzel. Evet Pezeberk, bize dünyadan gündemden neler söyleyeceksin bu hafta? Neler var Pezeberk? 3 saat boyunca zil yalayan adam aranıyor. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Salinas ilçesinde yaşayan Dungan ailesinin kapı zilini 3 saat boyunca yalayan adam güvenlik kamerasına yakalandı. Polis soruşturma başlattı. Deli gibi bu adamı arıyor. Komik gerçekten. Bir mesaj mı veriyormuş acaba yani? Bunun açıklaması yok mu? Ya bu ne biçim haber amına koyayım ya? Başlığı var, açıklaması yok mu mesela? Niye zili yalamış? Kapı tokmağını niye yalamamış mesela? Gündemi en çok meşgul eden haberlerden bir tanesiydi bu. Nerede? Tüm dünyada. Karıştırma bizim ülkenin gündemi. Sence bütün dünyanın gündemi bununla meşgul olmuş olabilir mi? Hadi buraya koy, Twitter'danın mesela. Birinci sırada zili yalayan adam, iki de Pezeberk Karadeniz'de. Milyonlar tarafından izlenen Pinch programında reklam yapmıyorum. Gideceğim. Twitter'da mı reklam yapacağım? Bak bak bak. Koyduklarıma bak. Bana bir şey söylüyorlar. Ben eleştirilere cevap veriyorum. Abi ne cevap veriyorsun ya? Falan diyor. Kendileri gün bir fırsat buldular mı hemen yapıştırıyorlar. Yapıştırırlar. Yapıştırırlar. İp soktu seni TT'ye. Kız. Dolabın üzerine çizilen Big Dick olay oldu. Big Dick büyük ya demek de. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplayan manken Didem Soydan bir takipçisine verdiği cevapla yine durduk yere gündem oldu. Didem Soydan'ın dolabın üzerinde çizilmiş olan cinsel organ fotoğrafını kendisine gönderen takipçisine nesini merak ettin? Kör değilsin. Okuman da var. Ona rağmen oradaki ben montajda kesip yapıştırırım. Sen tane tane oku. Ona rağmen oradaki fotoğrafının ki sende de vardır diye düşünüyorum. Nesini merak ettin? Her şey gayet net. Didem Soylan bir fotoğraf çekiyor. Arkada büyük bir penis fotoğrafı var. Bir takipçisi de ne arkadaki falan diyor. O da diyor ki neyini merak ettin? Sende yok mu falan gibisinden kapak bir cevap mı veriyor? Her şey gayet net. Sen başında haberinde dedin Didem Soylan yine bir şekilde gündem oldu falan dedin. Sevmiyor musun Didem Soylan'ı? Tanımam etmem. Vallahi ben keşke Didem Soylan her gün gündem olsa yani. İlgiyle takip ederim. Abi çok güzel bir kadın ya. Kadınların da çok beğendiği bir kadın. Biraz daha böyle bir maskülen bir yapısı var çünkü. Vallahi müthiş. Yani yurt dışında olsa ki zaten yurt dışında da çok iş yapıyor. Vallahi buradan Didem Soydan'a selamlar lan, ne var Didem Soydan? Oğlum Didem Soydan benim üstüme koca getirse ses çıkartmam yani. Böyle var ya, bütün hayat damarlarım emçüklesin böyle. Tipeti taksın buraya böyle. Olsan seni sömüreceğim desin böyle. Çuk 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 içsin. Yemin ediyorum ses etmem yani. Didem Soydan bu haberi çıkart lan. Kralsın Didem Soydan, kraliçesin. Adamsın, seni çok seviyorum. Oğlum o değil de ya. Geçen böyle bir tane hayatımda çok uzun zamandır bir kızdan hoşlandım böyle. Bayağı yani. Dedim ki ulan olur mu acaba falan. Şimdi ekibe falan gösteriyorum sayın izleyenler. Ekipte tabii. Gaz be. Abi çok iyi, sana çok yakışıyor. Ben kızdan 8 gömlek aşağıdayım bu arada yani. Kız tanrıça gibi. Ünlü de bir arkadaş. Bir çekime gittik. Sen numaranı versene bana falan dedi böyle. Dedim ben böyle gaza geldim böyle. Aa numaramı da istiyor falan. Beğeniyorum, bir şeyler yapıyor Instagram'ımı dedim. Allah'ım ya, bizde de aşk artık biliyorsun Instagram'da. Beni beğendi. Like'ladığıyla başlıyor maalesef. Abi yani nikahına beni çağır sevgilimi duydum da. Hani eski sevgilinle tekrar barış. Fotoğraf koy da like'layayım sevgilimi ilk defa ben yaşadım ya. Ben ama böyle büyük perdeden konuşuyorum. Yakışır değil mi bana? Yakışır abi. Çok güzel kız. Sen de çok güzelsin. Yakışırsınız birbirinize falan. Herkes beni şişiriyor. Şişirdi şişirdi. Kız bam diye TBT kalp eski sevgilisi fotoğraf koymuş. Ben ne yaptım? Önce bir gözyaşım damladı telefona. Sonra böyle çık çık. Tam da algılamadı. Gözyaşımı sildim. Bir daha çık çık. Vay be. Çok kötü patladık ya. 40 yılın başında dedim ilk defa. Yürüyeceğim yani bayağı. Yazıyorum yazıyorum siliyorum böyle DM. Çocuklara okutuyorum falan. Böyle yazdım nasıl? Bu emojiyi koydum iyi mi falan. Patladık ya. Ya Berk. Olay aşk. Büyük aşk. Gündemden düşmeyen aşk. Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı? Ayrılmadılar. Sahibinden az... Millet beğendi ya. Esip gürlüyor kendi köşesinde. Masa benim, program benim. Ne yapıyorsun?
Onu oraya fırlatmalar, bir şeyler. O abi yemin ediyorum bak, takipçisi artan, izlendiği zaman like alan falan herkesin götü kalkıyor ya. Senin götün de kalktı ya. İnanamıyorum sana ya. Bizim her zaman arabaya inerken binerken her bindiğinde gördüğümüz göt. Koca ilanı görenleri şaşkına çevirdi. Tamam, anlatmayacağım. Kocasının olumsuz yönlerinden sıkılan kadın eBay isimli siteye kocasını satmak için ilan verdi. Kadın kocasını satmak için eBay'e ilan veriyor. Buna gülüyoruz ama ağlanacak bir duruma gülüyoruz. Çünkü Türkiye'de karısını satan adam var. Neyse. 14 yıldır bitkisel hayattaydı. Doğum yaptı. Bir dakika, biraz önceki haber bitti mi? Bitti. Kaça satıyormuş? Uyku molası uygulaması başladı. Japonya'dan haberimiz. Japonya'da çalışanlar uyku molası almaya teşvik edilecek. Çünkü uykusuzluğun ülke maliyetinin yılda 138 milyar dolar. Fakir doları öğrenememiş daha. Evet. Yılda 138 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. İşverenler uykusuz çalışanların daha fazla zarar yol açtığı gerekçesiyle çalışanlarını gün içinde uyumaya teşvik etmek için ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor. Ulan ona gerek yok ya. Gönderelim buradan 3-5 politikacı. Pırıl pırıl bütün Japonya uyusun. İstediği saç modelini videodan gösterince olanlar oldu. Tiu Zing Bot istediği modeli berberine gösterirken bir videodan yardım aldı. O sırada videoyu durdurmuştu. Berber de aynı saçı yapabildi. Üstelik oynat, yani play tuşu da birlikte. Çok iyiymiş lan. Fotokopi gibi berber. Bakayım. O kelime yasaklandı. Artık 3 harfliler denilecek. Müge Anlı... Nasıl ya? Televizyonda mı? Rütük mü yasaklamış cin demeyi? Abi televizyon değiliz. Müge Anlı cin kelimesinin Rütük tarafından yasaklandığını, bunun yerine... Biz oradaki sayfaya geç. Yarım almış. Cümle yarım kaldı lan. Cin kelimesinin Rütük tarafından yasaklandığını, bunun yerine 3 harfler denilmesi gerektiğini söyledi. Her like'ın hesabı sorulacak. İlahiyatçı Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Sabah gazetesine verdiği röportajda sosyal medyada haram olabileceğini düşündüğü davranışları açıkladı. DM'den yürümenin çirkin bir hareket olduğunu söyleyen Hatipoğlu, ahirette her like'ın hesabı sorulacak dedi. Kahredici ya. Ya şöyle düşün. Adamın bunu söylemesi değil de adama bu soruları soranlar aslında birazcık sıkıntılı galiba. Yani çünkü dün bir video izledim. Çocuk robot yapmış Japonlar. Gerçekten yürüyor, bayağı mimik yapıyor, gülüyor, göz bebeği var bilmem ne. Hareket ediyor, kendi başına bir şeyler yapıyor. Abi adam bunu paylaştığı gün benim ülkemde sosyal medyada neyi likelamanın günah olduğu, neyi likelamanın, neyi paylaşmanın günah olmadığı falan tartışılıyordu. Bu açıklama kötü bir açıklama değil bu arada. Nihat Hoca'nın yaptığı açıklama. Sonuçta adama bunu sormuşlar ki adam da yapmış. Bizim bir kutsal kitabımız var. 1400 yıl evvel gelmiş bir kitabın içinde ana göre değil de genel tabirlerle sana bir şey anlatma söz konusudur. Şimdi tabii ki günün teknolojisiyle günahı sevabı güncelleyemezsin ama iyiliği kötülüğü zaten güncellemeye gerek yoktur. Ona göre eğer okuduysan ilahiyat, biliyorsan durumu, yorum yapabilirsin. Aslında bu yapılan öyle bir yorum. Ama birine DM atmak çirkindir, günahtır falan filan başlığıyla verdiğin zaman haberi doğal olarak ülkenin diline takılıyor bu. Ama ülkenin diline takılıyor ya bu. Benim tutulduğum o. Benim tutulduğum bu ülkede şunu tartışıyoruz biz deyip gülüyoruz ya. Herkes o tartışmaya başlatana götürüyor suçu. Halbuki bunu tartışan bizler suçluyuz ya. Yani siz bir şeyi tartışmazsanız o konu gündeme girmez. Bunu algılayamıyoruz herhalde ya. Müjde. Beklenen an geldi. Oğuzhan Uğur'un başrolünü oynadığı Borç Harç filmi 18 Ocak Cuma günü sinemalarda. Tam Alo Fatih'a bırakayım. Gerçekten çok özgür ve tarafsız bir habercilik yaptın. Peki bir şey söyleyeceğim. Tuğra'nın programı Tuğra'na sokak oldu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Oh, ne el hareket yapıyorsun, Allah Allah. Ha, bu adama pezevenk dedikleri zaman gülüyordun oradan. He. En çok ben... Lan! Zemerkin sonuna geldik. Değil. Zemerkin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Haberler arasında sana izleyicilerden gelen bir haber var mı? Var tabii ki. Teşekkür et kendisine. Teşekkürler. Hangi haber için? Gönderdiği haber için. Kulaklara bak, pezeberk. Pezeberk kulakları var. Hangi haberi izleyici gönderdi? Metin Hara ve Adriana Lima ayrılmadığı haberini gönderenler. Kocasını sattıydı ben gönderdim ayrıca. Kocasını sattıydı ben gönderdim. Oğlum bak, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Hadi gel seni seyirciye tanıtalım. El salla. Gülme piş, gülme. Ratingler sayende yükseliyor de. Pink sensiz hiçbir şey de. Gel hadi. Gel merhaba de. Ve Türkiye'de ilk defa pezeberkin manitası geliyor. Önüne bak lan. Önüne bakacaksın, kıza bakma. Gülmeden güzel bir yapma öyle. Ben de çocuğun enseye dokunayım. Tiken tiken oldu bak sakalları. Yapma, dur dur dur. Gülme lan. Şimdi hadi ben burada her türlü provokasyonu yapıyorum haberleri düzgün okuyamasın diye. Bir de manitam varken oku bakayım iki tane haber. Ama sen de o sırada eriyim, yanağını sıktırdığımın falan. Öyle şeyler söyle. Başla, başla. Uyku molası uygulanması başladı. Sonra? Japonya'da çalışanlar... Boğazına kaldı. Tamam, hadi bitir de gidelim. Bitti. Hoşçakalın. Ooo, yakışmış. Heybetli tosunum benim. Sergülüm. Senin çocukların var. Kaç tane çocuğun var? Oo, evet. Birkaç tane var. Birkaç tane mi? Nasıl büyük bir evde oturuyormuşsa artık denk geldiğini sayıyor demek ki. Nasıl? Denk geldiğimi sayıyorum. Zaten numara söylüyorum. Bazen şaşırıyorum. Hakikaten kaç tane var?
5 tane. Hiç 5 tane çocuğu olan bir kadın gibi gözükmüyorsun ya. Nasıl iyi bakmış kendisine. Sen Almanya'dasın normalde ama artık Türkiye'de de bir ayağın var. Gelip Türkiye'de de işler yapmaya başladın. Biz senin özellikle sosyal medyada sürekli adını duymaktan bezdik, yıldık. Oh. Bu neymiş yani? Her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Biz de dedik ki kim yahu bu? Bir sonra girip şarkılarını dinlemeye başladık. Aa dedik efsane. Tergül'üm konuğumuz. Tamam lan. Teşekkür ederim. Nasıl? Almanya nasıl? Almanya güzel. Güzel. Orada niye devam etmedin bu işlere? Mesela Muhabbet diye bir arkadaş var Almanya'da. Biliyor musun onu? Özür dilerim ama. Evet. Çok güzeldi. Bizde son zamanlarda bir uygulama var. Şimdi ismini vermeyeyim. İleride reklam verirler. Vermiyorsun. Onlardan şey yaparız. Sen o uygulama sayesinde şarkıların bir anda ön plana çıktı. Ben de zaten o şekilde gördüm senin şarkılarını. Çok sevindim. İnsanlar alıp senin şarkılarını video çekmişler. Başladılar. Sanırım tek bir şarkını bir uygulamada 38 bin kişi video çekiyor. 38 bin kişi bak dinlemiyor. 38 bin kişi video çekiyor senin şarkını. Evet, bu da seni bayağı mutlu etmişsin. Sen de bunu görüp ya ne yapıyorum ben Almanya deyip Türkiye'ye mi geldin? Öyle yaptım. Demin dedin ya hani Almanya güzel mi? Almanya güzel ama Türkiye daha güzel. Yani... Ya yapma şimdi ya. Ne ya? Vatanım durumuna girecek. Almanya'da çok fazla seni takip eden insan var. Çok fazla hayranım var. Türkiye'de de umarım aynı kitleye ulaşırsın. Almanya'dan da biz çok fazla mesaj aldık. Sergül'ümü konuk et. Sergül'üm gelsin. Sergül'üm şarkı söylesin. Geldi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsine. İzin bakalım verirsen... Türkiye'deki izleyiciler ne diyecek? Senin var mı böyle anıların? Türkiye'ye gelirken başımıza şu geldi. Acayip şöyle bir şey oldu falan filan. Aslında biz çocuklarımızla ilk gitmeye başladık doğru, arabayla. Nasıl geleceksin ki 5 tane çocuk nereye sığacak yani? Aynen. Şimdi önceleri uçakla gidiyorduk. Hı hı. Tabii ki o zaman uygun oluyordu. Bir çocuk, iki çocuk. Bir de 2 yaşına kadar hep bebekler. 2 yaştan sonra büyük adam aynı yani. E tabii 3-4 olmaya başlayınca biz dedik artık yani bize niye büyük sizlik bir araba. Niye frenlemediniz ki konuyu? İkinci çocuk istedim. Sen misiniz? Valla. Kadın yatırım yapmış. Yani ileride şarkıcı olurum. Konserler dolmaz. Çocukları koyarız falan. Alkışlayın lan falan. Ben doğurdum sizi alkışlayın falan. Öyle bir şey yok tabii. Şaka yapıyorum. Ama yapabilirim. Çok hoşuma gitti. Yani şöyle bir masa koyup ben de önüne oturayım. Ha şöyle. Ben de çocuk yapma hoşuma gitti dedin zannettim ben. Kimin gitmez ayol? İnsanları böyle cuncuk yapacak bir şarkı söyleyecek misin şu an? Seve seve. Çok sevinirim. O zaman hadi bir şarkı alalım. Hala sızlatıyor adın, hala yaralı gittiğin evim. Ardına bakmadın ama yaktın, yanıyorum hala, hiç sönmedin. Her sözüm sen, her hecem, güneş de sen, ay da sen. Fidanları besleyen yağmur sen, sabahın saf meltemi yine sen. Her sözüm sen, her hece, güneş de sen, ay da sen. Fidanları besleyen yağmur sen, sabahın saf meltemi yine sen. Fidanları besleyen yağmur sen, sabahın saf meltemi yine sen. Şu şarkıyı okurken ben ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Hüzünlü bir şarkı dahi olsa gözündeki evet. Şarkı söylüyorum mutluluğu bana geçti. Eminim izleyiciye de geçmiştir. Teşekkür ederim. Senin zaten ödülün, evlatların, güzel evet. Bir ailen var, evet. Şarkıların. İnşallah bundan sonra ama düşe kalka ama dinlene dinlenmeye bir şekilde yolunu bulursun. Teşekkür ederim inşallah. Ve ne güzel dilekler ettin. Ben gibi. Acayip dilekçi babayım ben. Oh. Sergül'üm konuğumuzdu. Hadi bir şarkıyla bitir bari. Saçına, sakalına, boynundaki gerdana, yürüdüğün yollara besteler yaptım. Yaşanmış, yaşanmamış aşkların uğruna, aşkı ben bize yeniden yazdım. Saçına, sakalına, boynundaki gerdana, yürüdüğün yollara besteler yaptım. Yaşanmış, yaşanmamış aşkların uğruna, aşkı ben bize yeniden yazdım. Milletle olan hikayelerimi anlatıyorum. Pat 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 hem kendim gömüyorum hem de milleti gömüyorum gibi bir durum oluyor ya. Geçen gün benim Ankara'dan mahalleden abim bana mesaj atmış. Latif abi. Demiş ki kardeş habire insanlarla yaşadığın olayları anlatıyorsun. Asıl sağlam olay benimle. Benim olayımı niye anlatmıyorsun? Hiç yazmış bana. Hala aynı mahalledeyiz. Ben hala 11 yaşındayım. Koyduma bak. Ankara'nın mahalle abileri çok önemlidir. Mahallenin önemli köşeleri bakkal, market, tekel falan değil. O abilerdir. Her köşeyi tutmuşlardır.
Bak bu. Adamın mesaisi bu. Sabah evden çıkıyor. Annesinin hazırladığı kahvaltı. Babasından iki azar istiyor. Geçiyor mahallenin köşesine. Gelene geçene laf atar. Cama çıkan teyzenin sokak versiyonu. Değil. O adamların yanından geçme. Eğer genç bir kardeşmişsen. Ben işte çok geçtim. Onların önünde top oynayamazsın. Organların topuğuna basan kekolar atlar ya böyle sen top oynarken. Lan koydum. Zaten 5 dakikada bir araba geçiyor. 2 tane daş yapmışız kale. O kolumun arabaları da geçerken direkt o kaleyi bozma eğilimi vardı. Gol yapan var kendini arabayla. Koşuyorsun gole gidiyorsun. Toros'un içinde İbrahim abi geçecek diye anasını s**tiğin pozisyonunu bölüyorlar. En kötüsü de mahalle abiler işte. Bir anda atla at buraya ama. Başarısızlık timsali. Oraya seni bunun gibi olmayın diye seni oraya dikmişler. Hala gelip bize ağalık abilik taslıyorsun. Herkesi çalımlamışım. Kaleciyle karşı karşıyayı. Tehlikeye uzaklaştırdım diye böyle bir tane abi girdi. Ayakkabısı ayrı yere fırladı. Top ayrı yere fırladı. Ayakkabıyı getir. Ya abicim bunlar başka bir ülkeden geldi buraya. Bunların Ankara'da doğup büyümüş olması mümkün değil ya. Bir insanın boynu olmayabilir mi? Eskiden bakan vardı onun. Bir de bunlar. Şu nedir ya? Gel bakalım bana bak seni rahatsız eden var mı? Bak sensin. Öyle mi? Dış. Kendini dövecek ya. Seni rahatsız eden var mı? Oo bu yanındaki kız senin manitan mı? Kuş uçuyor mudan başlayıp konuyu manitaya kadar getiren tek oluşum. Mahalle abisi. Umbrella. Neyse. Hiç kırmayacağım canım abim. Hala o mahallenin o köşesindedir büyük ihtimalle. Oğlum bu herifler şöyle herifler bak. Lan çocuklar biz bu hayatta çok şey gördük. Hilmi! Geldim anne bir dakika. Ben ergen bu arada. 16-17 yaşında. Biz tabii 9-10 yaşında olduğumuz için bize abi geliyor. O da kendini abi zannediyor bizim yanımızda. Geldi böyle kaldırdı yumruğunu. Çocuk için çok kötü bir şey lan. Dedik sağ mı sol mu? Sağ. Ya bunu da izin almadan yaptım ama bu başkanımızdan. Ayıp olmasın. Sağ mı sol mu lan dedi. Abi ne sağ mı sol mu? Sağ gözüm mü sol gözüm mü dedi. Ya illa vuracaksın mı abi? Ya vuracaksın dayak yemedin sen. Sinirden ağlayacağım ama gözlerim doldu. Karı gibi ağlayacaksın mı lan karı gibi dedi. Seksist de bir yumruğunu böyle yapmış. Bu ne s*** buna koyayım. Hayatımda ilk defa gördüm bu ne lan. Parmağın kırılır lan. Şu var işte adam gibi. Bak yüce yaradan. Bir gün belki mahallenin kenarında birini döversin diye şuralara kapsül koymuş keko. Duvara vurursun kırılır. Birinin çenesi serttir. Çenesine denk gelir. Kemiğine alnına denk gelir. Kırılır bunlar. Böyle oynarlar iyileşmezler bir daha. Kışın ağrı yapar. Dövüşün olayı budur. Dinozor toynağı mısın sen? Bu ne? Dedim ki sol. Bir koydu sağ gözüme. Herif sağını solunu bilmiyor ki a**ladım çocuğu böyle. Koydu sağ gözüme. Sinir bir anda boşaldı bende. Ağlamaya başladım. Ağlamaya erkek adam bak dedi. Bir de bak mevzular yapıyor bana bak. Bak dedi. Dayak yemeden dayak atmayı öğrenemezsin. Bak o güne kadar taciz ediyorsun. Çocukluğumu çalıyorsun elimden. Salak salak ideolojileri bana yüklemeye çalışıyorsun. Neler yapıyorsun neler yapıyorsun. Bana vurmayacaktın. Hemen başladı Oğuzhan Beyni diye bir şey var bende. Sinirlendiğim zaman devreye giriyor sadece. Başladı çarklar dönmeye. Tinyan a**layım nasıl koyacağım bunu. Böyle yaparım, şöyle yaparım. Bu arada herifin hayatına müdahale edemezsin. Çünkü bir hayatı yok. Şöyle duran bir şeyden nasıl intikam alabilirsin ya? Bunun birkaç tane de ekürisi var. Bomboş bir sürü herif. Birçok solcunun sağcıya kızma sebebi sağcının ideolojisi değildir biliyor musunuz? Maalesef bunlardır. Bunların hepsi ülkücü güya a**ayım. 5 kişi yan yana gelip oğlum biz var ya. Ha bak şöyle 4 kişi gitsek Yunanistan'a alırız a**ayım. Allah alırız a**ayım. Ocağa gidek a**ayım. Gidek a**ayım. Ötüken yolu yokuş. Kafalar toğuştu. Ülkücülük nedir? Sor bir bak. Sıfır. Milliyetçiler bu tipler yüzünden kaybetti ya. Vallahi bak bu tipler yüzünden kaybetti. Baktım bunlar duruyorlar. Yine birbirlerini şişiriyorlar. Oğlum biz öyle bir ülkeyiz ki. Bu arada odasından salona, salondan markete, marketten de o duvarın köşesine kadar biliyor dünyayı. Yani kutupları markette falan zannediyor. O da dondurucu dolap var diye. Dünya ile ilgili bilgisi bu kadar herifin. Oğlum biz öyle bir ülkeyiz ki. Evet kardeşim. Bugün dünyayı ele geçirmek istesek geçiririz bence. Evet kardeşim. Bugün bize... Evet kardeşim. Sürekli muhabbet bunun çevresinde dönüyor. Bunların IQ'su -200. Benim yaşım 9. Tam böyle orantılıyoruz. Şu anda dedim aynı frekanstayız. Benim dedim bunları kandırmam ne kadar zor olabilir. Gittim dedim abi dedim sizde araba dediğim efsane. Böyle kaldı bunlarda da şey var. Opel gibi olan ama olmayan neydi? Proton. Proton bravo. Aferin. Jet Fadıl diye bir adam vardı. Zamanında milleti dolandırmıştı size 5x5 araba. 5x5 mi? Dipnili almıştı falan. Halbuki 5x5 5 sene garantiliymiş araba. Çünkü adam 1. sene kaçacağını planladığı için 5. sene kim göre diye vermiş 5x5. Bütün Türkiye'yi dolandırdı ve milletvekili seçildi biliyorsunuz. Neyse işte bu. Bunlarda Proton var. Türk arabası çünkü biz dünyaya bedeliz falan başladı bu konuşmaya. Dedim ki abi dedim siz dedim bu arabayla niye şekil yapmıyorsunuz? Benim babam da böyle bir araba olacak abi dedim. Her dakika şekil versin. Sus dedi a**ayım dedi. Sen dedi araba kullanmayı mı biliyorsun? Ne biz dedi şeklimizi yaparız. Sonra bunun yanındaki sarışın olan gaza getirdi bunu. Döndü dedi ki abi dedi biz hakikaten dedi neden dedi Feder'in arabayla gezmiyoruz ya. Feder evde yok senin de zaten dedi. Araba yatıyor dedi. Giriyor. Kanına giriyor. Ben dedim ki zehri verdim kaçarım. Ben bunların uzaktan tartışmasını izliyorum. Oğlum şimdi anahtar alacağım. Annem diyor balkona çıkar. Araba ön tarafta park edilir. Arka tarafta park edilir olsaydı şey yapardık falan filan. Bilmem ne yapardık. Şunu yapardık. Ya dedi kanka dedi arabanın üstünde tente yok mu? Onu dedi alırız başka arabaya takarız. Koyayım. Annen çıkar o zanneder dedi. Biz gezeriz arabayla. Ya dedi olur mu ki öyle? Dedi olur öyle dedim. Aha zekalar çarpı uçuşuyor. Havada uçuşuyor. Bunlar gittiler hakikaten arabayı kaçırdılar. Ama bir kaçırma var. Arabanın giderken çıkartması gereken ses şudur bak. Ha, vites geçiyorsun. Mallar bindi arabaya şöyle bir ses.
Birinci vitese çıktım Hollywood, tamam mı? Kafamda iki fikir var. Arabayı çarpmaları lazım. Kesin çarpmalar. Herifin babası polis bu arada. Vurursa babasına şikayet etmekle tehdit edeceğim. Çünkü araba kullanılmıyor. Babası sürekli görevde falan bir adam. Anca böyle ayda bir adam ya yıkamaya çıkartıyor arabanın üzerindeki tenteyi ya da işte piknik miknik falan filan yapıyorlar bunlar. O zaman çıkartıyor. Yani sık kullanılan bir araba değil. Ben de dedim babası görene kadar ben bu herifi tehdit ederim. Arabayı vurdu diye. İkinci planda şu. Vurmazsa arabayı annesine söylerim. Yani mahalleye girer araba, bakarım, giderim zile basarım. Ankara mahallesinin anaları öyledir. Zile bastığın zaman şimdiki analar gibi şey yapmıyorlar böyle. Kim o? Kim gelmiş? Satıcı galiba, açmıyorum falan. Ankara annesi çok meraklıdır böyle. Zil çalar. Daha zilin böyle hani kuş sesi vardı eskiden zil. Çık 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 falan diye. Niye anlamadım bilmiyorum. Bizde oğlum mesela zamanında şey diye bir zil vardı. Misafiriniz geldi. Lütfen kapıyı açar mısınız? Neyse. Ankara'daki anneler şöyle çünkü. Zile basıyorsun balkonda. Teleport var. Işınlanma teleportu. Zil böyle haznesi var ya böyle evin içine ses veren. Gidiyor böyle zil çaldığı zaman ona dokunuyor. Balkonda çıkıyor bir anda böyle. Kim gelmiş? Nalmaz! Nalmaz! Diye böyle bağırırlar dışarı. Dedim basarım zile. Anne çıkar zaten. Arabayı çalmış o... Bunu ne oldu diye böyle bağırır. Ben de bunu hesaplıyorum. Araba büyük bir hızla mahalleye girdi. Arabanın ön sağ kırmızı bir arabaydı. Böyle mavi beyaz. Bir şey sürtmüşler mi? Anasını arabanın. Ben nasıl biliyor musun? Mahallede top oynuyoruz güya. Gözüm sürekli orada. Pas ver ya Mehmet, kaleyi küçültmüşsün. Kaleyi küçültmüşsünüz. Çocukları kaleyi küçültmüşsünüz. Çocukken küfretmek bedava biliyor. Çocuğu diyorsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu bilsen ne iş yaptığını bilmiyorsun. Çocukken küfür çok rahat gelir insana. Çocuğu. Anı tamam. Ne yapıyorsun? Sen anı ne yapıyorsun? Anı gibi böyle. Ben çocukken birbiriyle merhabalaşan, özlem gideren çocuk gördüm ya. Lan anı gibi iyiyim. Gibi. Sen nasılsın? Neyse. Baktım geliyor bu araba, tamam mı? Anı dedim. Top geliyor kafam falan. Umurumda değil. Kaza yapmışlar. Gittim park yerine. Gel abi gel abi yapıyor. Bunlar surat bembeyaz ama böyle. Marul ülkücüler gitmiş. Yerine böyle marul gibi tipler gelmiş. Bunlar indi böyle. Bu ne yap? Yarmış arabayı, yarmış. Kapat kapat tenteyi. Bunlar kapattılar tenteyi. Gittiler arka tarafa, balkonlarını görmediği yere sigara içiyorlar. Gittim yanlarına, abi dedim geçmiş olsun. Sus aman abi, ne yapacağız ya? Ne yapacağız oğlum, ne yapacağız? Abi dedi benim tanıdığım kaportacı yok. Yanındaki arkadaş yardımcı olacak. Hepsi panik, eller ayaklar titriyor. Zar 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 zar. 388 erik sol. Grrrr titriyor. Kimse de açmıyor. Bunlar böyleler. Girdim köşeden dedim ki, abiler bak biz burada maç yapıyoruz, gelip rahatsız ediyorsunuz. Biz burada arkadaşlarımızla konuşuyoruz, uzaktan laf atıyorsunuz. Kırmızı kazak giyiyoruz, sen misin diyorsunuz. Modamızdan tut saç kesimimize. Konuştuğumuz Türkçeden tut oynadığımız oyuna kadar her boka maydanoz oluyorsunuz. Bunlar böyle kaldı. Çünkü anlayamıyorlar da söylediklerimi. Bunu söyleyen ben 9 yaşındayım bu arada. Karşımdaki 16 yaşında anlayamıyor. Ben ayakkabıda kaldım. Ayakkabı demedi ki. Konuşuyorlar kendi aralarında. Dedim ki Latif abi ben şimdi Ragıp babayı çok severim. Hepimizin mahallemizin abisidir babasıdır. Polistir. Kanun adamıdır. Ragıp abi dedim doğuda bu kadar görev yaptı. Kelle koltukta dedim bu parayı biriktirdi sizlere bir araba aldı. Şimdi tabii sen genç adamsın. Arabayı kaçırıyorsun, çiziyorsun, ediyorsun. Bu senin için sorun değil ama Ragıp abi bunu duyarsa galiba sorun olur dedim. Bu var ya bak ne oldu biliyor musun? Nasıl anlatayım sana? Mert gel anlatayım Mert Efe. Bak. Tamam şaka dedim. Bunun suratı nasıl oldu biliyor musun böyle? Yıllarca Türkiye'de sevgili yapmış. Sonrasında Erasmus'la Güney Afrika'ya gitmiş. Kızın ilk defa Güney Afrika'da bir sevgili bulması gerekiyor. Yani böyle nasıl anlatayım? Öyle anlatmayayım. Bunun suratı böyle yanlış jeton atılmış Street Fighter makinesi gibi oldu. Öyle böyle insert coin. Bir tokat attı bana. Sen dedi bana tehdit mi ustam? Yanındakiler tutuyor galiba ediyor kardeşim. Omuzlar böyle olan abi. Bir anda şöyle oldu bak. Ulan kardeşim bak gel seninle şuradan bir gazoz alalım konuşalım. Bir şey ısmarlayacak. Cips alalım sana. Çikolata alalım. Plastik top var. Meybuz alayım emçükle. Cebinde 10 lira var. Onunla bana şov yap. Gel al aldırdım da. Bu şantaj dedi yakışıyor mu dedi mahallenin gencisin dedi bak hepimiz aynı mahalledeniz falan. O ayaklara girdiler sonra kardeşlik dostluk ona girdiler. Bir ara Türklüğe girdiler. Dediler ki sen Türk evladı değil misin senin bakayım kafanın arkasında çıkıntı var mı? Var. Sen niye bize böyle yapıyorsun dediler falan. Dedim ki bundan sonra dokunmayacaksınız abi mahallenin çocuklarına. Dedim ki kazandım. Keşke bu hikaye burada bitseydi de bakın birinden nasıl hesap sordum falan diye devam etseydim konuya. Böyle hikaye böyle olsaydı. Mesaj atar mı? Ah Latif abim ah. Buruk Latif öyle bir psikopat ki. Usta getiriyor bir tane de. Arabayı yaptır ya. Dedim ulan arabayı nasıl yaptıracak? Bir tane usta bakıyor yani. Ona kaporta gerekiyor, macun gerekiyor, boya gerekiyor falan gerekiyor filan gerekiyor. Bir tane usta bakıyor böyle açtı kapıtı bir şeyler yapıyor falan. Bir tanesi yukarıdan teyzeyi kesiyor annesi çıkacak mı balkona diye. Bir tanesi etrafta mahalleyi kesiyor. Baba girebilir her an mahalleye. Bir böyle bir organize olmuşlar. Bana şu bakışını hiç unutmuyorum herifin. Usta arabayla ilgileniyor. Böyle yaptı bak Latif. Kapıta niye bakarsın ki boya çiziğine? 9 yaşında çocuğum. Yukarıdan çağırıyorlar gidiyorsun. Aşağıdan çağıran oluyor mudur acaba böyle? Yatarak geliyor falan. Adam. Çocuk. Neyse arabanın kaputunu kapattı herif. Ustam sıkılıklı bir herif. Gitti. Arabanın yan tarafına hiç dokunmadılar. Tekrar örttüler. Bir şey oldu burada. Ne olmuş olabilir? Birkaç hafta geçti baya. Bizim Ragıp dahi geldi. Geldiğini duyuyoruz. Hepimizin ailesi balkonda zaten. Benim ailem doğuda. Ben babaanneyle rahmetliyle yaşıyorum o zaman. O zaten sürekli balkonda. Ben babaannemi kaç kere balkondan alıp içeride çözdüğümü bilirim. Kalmış öyle. Bakmaya başlamış. Donmuş böyle. Burada buz falan var. Onu bir sobanın yanına koyardım. Bir anda hayatı normal devam ederdi. Görüyor musun Hamdi'nin oğlu? Neyse. Falan yemek yapardı. Allah rahmet eylesin. Neyse. Böyle bir curcuna falan filan baktım. Ragıp dahi gelmiş. Aşağı indim. Top sektiriyorum falan. Bunların balkona bakıyorum. Arabaya bakıyorum. Diyorum arabayı kaldırıyorum falan. Aaa la cizika.
falan filan takılıyorum oralarda. Bunlar indiler abi aşağı. Bunun arkadaşları geldi bu bizim Keko'nun. Ragıp amca dedi biz açarız falan. Bunlar açtı arabayı. Arabanın çizik olduğu yere ve yaslandı ikisi de. Bindi arabaya Ragıp amca. Görmeden ön tarafı. Nasıl bir teşkilat yapmışlarsa. Ben de böyle Ragıp, Ragıp. Latif bindi arkaya. Bana böyle yapıyor. Koyacağım yapıyor. Ben de Latif'e böyle yapıyorum. Hadi koy abi. Söylerim babana söylerim falan yapıyorum. Moruk bunlar gittiler. Akşam arabasız geldiler. Ben de mahalledeyim böyle artık. Akşam ezanı okundu okunacak. Çünkü biliyorsun bizim gibi varlıklar akşam ezanına kadar mahallede top oynayabilir. Çünkü akşam ezanı olduğu zaman eve ışınlanıyoruz. Bir de Allah taş ediyormuş. Ezan okunuyor eve gel diye bir çağırmadılar mı sizi? Annem eve almadı. Eve mi almadı annen? Ezan okundu maç bitti. Eve almadı. Bence onun bir başka bahanesi olabilir. Berk bilmiyorum Berk'cim yani ben hayatımda bu kadar saçma bir eve aldım ama sebebi duymadım. Hatice teyze Mustafa amcayla konuştu değil mi? Mustafa yeter. Almayalım hemen bu piçi. Gerek yok hanım. Var ezan okundu. Benim öyle ışınlanan arkadaşım oldu. Tam gole gidiyordu çocuk. Akşam öyle Allah'a... Yukarıdan uzaylılar çekmiş gibi çocuğu böyle. Mahallelerde öyle akşam ezanında bir tane sokakta çocuk göredi. Görüyorsan o da hecindedir. İfrittir o Allah muhafaza. Ben ne anladım? Akşam ezanına yakın abi dışarıdayım bakıyorum babası arabayı alıyor. İniyorlar yeni mahallenin aşağısında böyle bir park vardır. O parkın oradan sola dönüşte frene basacak adam. Abi frene basamıyor lap diye giriyor oradaki arabaya. Baya önü leş arabanın pert. Adamlar arabanın fren suyunu mu ne bir şeyini boşaltmışlar. O neyi göze alıyorsun be abi? Manyak mısın ailesi arabada böyle. O sen ne oldu? Manyak. Arabasının fren suyunu boşaltıyor babası arabayı çarpsın diye. Burası yara. Burası şey. Babası sakat sürünerek geliyor. Bu böyle geldi mahalleye böyle. Neredesin? Bir de mesaj atmış hadi bunu anlat diyor bana anlattım. Pislik. Manyak ya. Manyak a**ayım. Hala manyak mıdır acaba ya? Oğlum gelir basar burayı çünkü biliyor musun? Ya bu koyun Dolly'yi kopyaladılar ya zamanında. Bunu asıl ilk Türklerin yapması gerekmiyor muydu? Ben hayatımda bizim kadar kopyacı bir millet görmedim ya. Bir ülkede bir cihaz yapılıyor. Aynısını getirip biz yapıyoruz burada. Çakmasını. Oğlum Adidas'tan iyi Adidas ayakkabı yapan çakmacı var ya Ankara'da. Baktım Adidas'lı mühendisler gitmiş böyle. Çok iyi gerçekten. Air sistemini Nike Maltepe pazarından çaldı Ankara'da vardı. O Lacoste'un sahtelerini yapardı Karun'dakiler. Amblemi şey değil mi öyle? Timsah. Bizimkinde böyle timsah çift detelli oynuyor falan. Diyoruz ya bir yorum tutunca o yorumun aynısından geliyor YouTube'da. Twitter'da da öyle. Birinin tutmuş bir tweet'i varsa hemen aynısını yazarlar. Aynısını bu arada ha. Birazcık değiştirerek de yazmıyorlar. Şimdi o çocuklara, gençlere kızıyoruz. Niye a**ayım tutmuş yorumun aynısını seninki de tutsun diye yapıyorsun? Bu kadar mı karaktersiz, bu kadar mı fikirsiz, bu kadar mı ambaçsın diyoruz. Siz diyorsunuz ben çok demiyorum. Ne olur ne olmaz. Dizi çıkıyor. Aynısından yapıyoruz. Bizim program çıktı. Denediler bir sürü aynısından yapmayı işte. Pıs. Oğlum sevgilisine bir cümle kuruyor adam. Kız çok beğeniyor bu cümleyi. Ayrıldıktan sonra başka kızla sevgili oluyor. O kıza da onun hoşuna gitmişti diye o cümleyi kuruyor. Pıs. Ne garip bir şey ya. Neden bizim memlekette daha öteye bir şey yapmak yerine yapılan ve tutan şeyin üstüne gidiliyor? Oğlum sanayicilerin lafı var. Aynısı gibi olur abi. Bu vallahi bizim memleketin zayıf noktasını biliyor herifler. O yüzden öyle söylüyorlar. Abi bir tane jant istiyorum. Aynısı gibi olur. La bir dur neyle aynısı gibi olur? Yani herhangi bir jantla aynısı gibi olur. Seni öyle kandırıyor vallahi bak. Arkadaş övme bile bu dürtüden gidiyor biliyor musun? Oğlum aynı Justin'den. Ulan çok güzel olduğunda geç. Niye illa bir şeye benzetiyorsun adamı ya? Bir şey taklit etmeyeceksin. Girip bütün köşelerini alıp sadece renklerini sesini farklılaştırıp aynı şeyi sunmayacaksın insanlara. Çünkü bir şeyin aynı şeyi geçme ihtimali yalnızca saat üzerinde mümkündür. Onu 10 geçiyor gibi. Geri kalan her şey bunun için bir çabaya, bir farklılığa ihtiyaç duyar. Gerçi saat çok güzel bir şey ya. Akrep yel kovan. Kafaları güzel bunların herhalde. Oğlum 3 onu geçebiliyor. Onu 3 geçiyor. Onu s**eyim. Normalde mümkün mü la böyle bir şey? Değil. Biraz yaratıcı olun. Bugün çok farklıyım diye gezen adam da var mesela. Farklı olduğunu bas bas söyleyen insanlar. Bunu söylerken dahi farklı olmaya çalışan insanların ayak izlerinin üzerinden gidiyorsunuz. Bunun farkında mısınız? Farklı olmak için birazcık farkında olmanız lazım. Ben de sizi durumun... Ben ne diyorum? Kapat! Kapat! Ay! Çirkinleştim!